Evet, tekrar herkese merhabalar. İnşallah sesle ilgili sıkıntı çözülmüştür. 15 Ocak haftasını anlatmak için buradayım. Bir önceki yayında bahsettim. Biraz enerjim de düştü açıkçası. Bu hafta Plüton Kova burcuna geçecek ve Kova kolektifi anlatan, tüm canlılara saygı göstermeyi anlatan bir burç aslında. Yani doğası gereği. Ben demek aslanla ilgiliyken biz demek kova ile ilgili. Ve cana can olduğu için saygı duymak da Kova burcuyla çok ilgili arkadaşlar. Plüton artık Kova burcuna geçecek. 21 Ocak'ta seyahatine başlayacak. Son kez 2 Eylül ve 19 Kasım arası. Son kez ama 2 Eylül 2024, 19 Kasım 2024 arası Oğlak burcuna bir tekrar geri dönecek ve sonra 2044 yılına kadar yaklaşık olarak Kova burcunda yapacağı seyahate başlayacak. Bunun dünya insanı için çok önemli bir anlamı var. Yine geldik hepimiz, sizler, ben, dünyanın en kritik zamanlarında dünyaya geldik. Belki bunu bilerek geldik, ruhumuz bilerek indi. Belki bir şeyler yapacağız dünya için, belki katkı olacağız. Sebebini bilmiyorum. Fakat sebebi ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Lütfen sizlerden ricam, kendi içinizdeki o en yüksek potansiyeli ortaya çıkarmaya niyet edin. Uyanık olun. Mesela ben buraya Plüton Kova burcuna geçiyor yazıyorum. Aşağıya birisi yazmış: Neptün Kova burcuna geçiyor ne demek? Yani okuduğunu bile anlamayan vatandaşlarımız var. Bu çok üzücü. Arkadaşlar, okuyun, araştırın lütfen. Artık bilimin ve aklın zamanı. Bilimi iyiye kullananlarla kötüye kullananların savaşacağı bir döneme şahit olacağız. Bilimin en karanlık yüzünü görmeye devam ederken, bunun karanlık yüzünü göstermeye çalışan başka bilim insanlarının çatışmalarına şahit olacağız. Eğer zeki olmazsak, akıllı olmazsak, sürekli sadece komplo teorisyenlerini takip edersek, sürekli sadece benim burcumda ne olacak derdine düşersek, bilimi ve bilimsel gelişmeleri doğru okumazsak, bu süreç bizim canımıza okur. O yüzden şimdiden söylemek istiyorum: aklın, bilginin ve bilimin kazanacağı ama aynı zamanda insanlığın ön plana çıkmak zorunda kalacağı, canlılara, masumlara, çocuklara yapılan eziyetlerin bedelinin çok ağır bir biçimde ödetileceği ama bu bedel ödeme sürecinden önce en kötü şeyleri görmeye ve "Allah'ım yeter artık, sesimi duyan yok mu?" noktasına geleceğimiz bir sürece ilerliyoruz. Bundan çok daha evveliyatına gittiğimizde Göktürk Devleti'nin Plüton Kova sürecinde kurulduğunu, Selçuklu Beyliği'nin Gaznelilerin dağılmasıyla beraber kurulduğunu, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğunu, Selçuklu Devleti'nin ve Osmanlı Beyliği'nin kurulduğunu ve aynı zamanda Fransız ihtilalinde 1781'de Uranüs keşfediliyor, 1789'da Fransız ihtilali oluyor ve burada da bir Uranüs keşfi var, aynı zamanda bir Plüton Kova süreci var. Yani kova temasının, demokrasi temasının çok vurgulandığı tarihler bunlar. Baktığınız zaman bütün büyük Türk birlikleri hep Plüton Kova sürecinde kurulmuş. Allah'a şükürler olsun ki Türkler her zaman Plüton Kova sürecinde yeni bir oluşuma ve büyümeye doğru gitmişler. İnşallah öyle şeylere şahit oluruz. Ama bu sürecin gelişimi tabii ki de sancılı olacaktır. Eğer sesim geliyorsa yorumu kapatıp arkadaşlar öyle devam etmek istiyorum. İzin verirseniz fikirlerimi söyleyeceğim. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, şimdi yoruma kapatıyorum izninizle. Beni dikkatle dinlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi arkadaşlar, baktığınız zaman dünyada çok önemli gelişmelerin hep Plüton Kova sürecine denk geldiğini görürsünüz. Sonrasında Plüton 2044 yılından sonra Balık burcuna doğru ziyaret etmeye, seyahat etmeye başlayacak. Bunların anlamını çok iyi okumalıyız. Çünkü Hz. Muhammed, büyük bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya geldiğinde Plüton Kova burcunun son derecelerinde. Ve bununla beraber Balık burcuna geçtiğinde, yani onun çoktan geçtiğinde, onun o gençlik dönemi vesaireye baktığımız zaman dünyada büyük bir inanç devrimi yaptığını görüyoruz. Bugün Müslümanlık dünyanın en büyük dinlerinden birisi.
işte Hristiyan mensubu çok fazla olsa da biliyorsunuz ki Müslüman mensubu da dünyada çok fazla. Ve en önemli üç büyük dinden birisi Müslümanlık. Ve baktığınız zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini getirdiğinde çok kritik bir süreçten geçiyor Arap toplumu. Baktığınız zaman işte bütün sapkınlıkların en çok ayyuka çıktığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinden tutun da bir erkeğin 70 kadınla evlenmesi muhabbetinden tutun da, yani aklınızın alamayacağı artık orada yaşayanların Allah'ım bize bir yardım eden yok mu noktasına geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve Hazreti Muhammed hem bir peygamber olarak hem de bir devrimci olarak aslında bir toplumun bütün inancını ve alışkanlıklarını komple değiştirebiliyor. Bakın bu normal şartlarda bir insanın tek başına yapabileceği bir şey zaten değil. İlla ki destek var vesaire ama bir insanın tek başına yapabileceği bir devrim değil. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in çok büyük bir devrimci olduğunu da buradan görüyoruz. Çünkü bir toplumun neredeyse gücünün yettiğince bütün alışkanlıklarını değiştiren ve onları bambaşka bir inanca, bambaşka bir yola sokan bir aynı zamanda liderden bahsediyoruz. Baktığınız zaman burada böyle çok büyük bir değişim var. Plüton kova sürecinin diğer çok önemli ayaklarından birisi Fransız İhtilali. Neden Fransız İhtilali bu kadar önemli? 1789'da Fransız İhtilali gerçekleşmeden önce kralın, kraliçenin her neyse müthiş bir bencillik içerisine girdiği, halkın fakirlikten, açlıktan, hastalıktan kırılırken sarayın mükemmel muazzam demokrasi, tamamen demokrasi karşıtı, tamamen monarşi düzende keyif içinde yaşadığı bir süreçte halkın büyük bir isyanla demokrasiyi getirme serüveninden bahsediyoruz. Bu bütün insanlık adına çok kıymetli bir geçiş. Bütün insanlık adına, çünkü bu demokrasi serüveni Fransa ile beraber çok büyük bir yankı uyandırıyor. Ve bir toplumun yine bütün alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Tarihe baktığınızda Plüton kova süreçlerinde Türk devletleri, Türk toplumları hep güç kazanmışlar. Biliyorsunuz ki 2 seneden beri bu mevzudan size bahsediyorum ve aynı zamanda kitabımda da bu mevzudan bahsettim, yazdım. Şöyle bir sürece doğru gidiyoruz. Büyük Türk Birliği'nin kurulması sürecine doğru gidiyoruz. Bu sürece giderken bu süreci olumsuz etkilemek isteyen, bu Türk devletlerinin birleşmesine çomak sokmak isteyen tabii ki iç ve dış güçler olacak. Fakat kader buraya doğru gidiyor. 20 yıllık bir süreçte bunu yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Fakat burada en önemli olan konu şu. Bundan öncesinde büyük yıkımların yaşanabileceğini düşünüyorum ben. Yani insanların, hani şu anda da görüyoruz, bakın çocuklara yapılanlar, hayvanlara yapılanlar. Bakın ağaçlar dilsizdir ama canlıdır. Hayvanlar bizim dilimizi bilmezler ama onların da kendi içlerinde bir dilleri vardır. Ve biz onlara canlarını asla verip yaratamayız. Masumlar, çocuklar, gerçekten masum olan kadın ve erkekler, yaşlılar, bunlar bakıma ve yardıma muhtaç olan, gerçekten masumiyet halinde olan canlılar. Bunlara yapılanların bedelleri çok ağır ödenecek. İnsanlık tarihinde yine bir ölüm ve dönüşüm teması 20 yıl boyunca gözümüze sokulacak. Bilimin kötüye kullanıldığı ve bilimi kötüye kullananlarla İyiye kullananlar arasında büyük bir mücadelenin yaşandığı bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla hepimizi çok önemli bir süreç beklerken bilgi ya da bilgiye önem vermeyen ya da yanlış bilginin peşinden gidenlerin bir elenme sürecinden bahsediyor olabiliriz. Teknolojinin hiç belki ilerlemediği kadar büyük bir hızla ilerlediğine de şahit olabiliriz. Çünkü Plüton kova sürecinde Jüpiter ikizler burcuna seyahat edecek. Çok değil birkaç yıl sonra Uranüs de ikizler burcuna geçecek. Ve teknolojide alınan bu birkaç sene içerisinde alınan yola hiçbirimiz inanamayabiliriz. Hayretler içerisinde kalabiliriz. Özellikle bu 20 yılın ilk 10 yılı o kadar hızlı gelişmelere gebe ki. İnanılır gibi değil yani. Ne silahlar, ne bilimsel şeyler, hastalıklara çareler bulunacaktır bu süreçte. Yani aslında belki de bulunmuştur, ortaya çıkacaktır. Birçok hani asla bunun çaresi yok denen hastalığa çareler bulunacaktır. Bu süreçte virüslerin de aşırı derecede arttığına şahit olacağız. Bunu zaten bilirsiniz. Bu bir hani hiç bilinmesi imkansız bir şey değil. Neden? Çünkü Plüton kova burcuna geçecek. Akabinde Mars Oğlak Burcu'ndan çıkıp Şubat ayı içerisinde Kova Burcu'na geçecek ve Mars-Plüton kavuşumu sürecinde özellikle ülkemizde viral enfeksiyonların ve virüslerle alakalı konuların tekrar gündeme gelmeye başladığını görebiliriz. Bu bir güçlü pandemi süreci gibi
olmasa da buna yakın bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bununla beraber askeri müdahaleler, bu arada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ki zaten onlar rahmet üzeredir. Yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum ama dilerken bile üzülüyorum ve utanıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun, öyle de olmuştur. Ama işte gencecik fidanlar kaybettik. Önümüzdeki süreç bu konularla alakalı da güçlü olayları yine düşündürüyor. Şimdi 20 Ocak'ta Plüton Güneş'le Oğlak Burcu'nun son derecelerinde kavuşacak. Sonra Kova Burcu'na geçecek Plüton. Sonra 2 Eylül 18 Ocak tarihinde tekrar bir Oğlak Burcu'na geçecek. Dünyada bakın bunu araştırın. Milattan önce 536 ya da 532 yılı olması lazım. Dünyanın en karanlık yılı diye geçiyor. Tam o yıla baktığınızda dünyada müthiş bir geçiş var. Plüton Oğlak'tan Kova'ya geçiyor. Dünyanın en karanlık yılı neymiş diye bir girdim solara, bir araştırdım. Yine Plüton Oğlak'tan Kova'ya geçerkenmiş dünyanın en karanlık dönemi. Milattan öncesinden bahsediyorum. Ne olmuş orada? Yanardağlar patlamış, dünya karanlıkta kalmış, çok havalar soğumuş filan. Adeta bir kıyamete benzer bir şeyler yaşanmış. Ve sonra tekrar yıllar içerisinde normale dönülmüş filan. Burada büyük bir dünya çapında ekonomik devrimlerden, tarımda devrimlerden, para piyasalarıyla ilgili devrimlerden bahsediyoruz. Dünyayı çok güçlü bir dönüşüm sürecinin beklediğini düşünüyorum ben açıkçası. Korkmayın, korkacak bir şey yok. Yaşayacağız ve yaşayarak göreceğiz. Bu da bizim karmamız, bu da bizim tekamülümüz. Bu arada yeri gelmişken tırnak içinde şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bana çok soruyorsunuz. Karmik temizlik nasıl yapılır? Karma temizliği nasıl yapılır? Hiç bilmeyenler için tırnak içinde şöyle söyleyeyim. Karma temizliği dediğiniz şey işte reenkarnasyona inanan kesim için geçmiş hayatlarımda işlemiş olduğum günahları nasıl telafi ederim? Reenkarnasyona inanmayan kesim için işte atalarım, dedelerim birinin günahına girdiyse, çok büyük hakkını yediyse ben bundan kendimi nasıl bertaraf ederim gibi. Bütün bunların ya da mesela ben işte 10 sene önce birine ihanet ettim veya yanlış bir ilişki yaşadım. Bunun günahını nasıl telafi ederim gibi üç yönlü düşünebilirsiniz inancınıza göre. Arkadaşlar bir başkasına gidip karma temizliği yaptırmak diye bir şeye kesinlikle inanmıyorum. Benim Hollandalı bir astrolog arkadaşım vardı. Bundan neredeyse 10 sene önce kendisiyle konuştuğumuzda demiştim ki karmamı nasıl temizleyebilirim? Karma astroloğuydu. O da bana dedi ki yaşayarak temizleyebilirsin. Dedim ki hani acı çekerek mi temizleyeceğim? Evet dedi, her acı çektiğinde, her yaşadığın olayda zaten dedi karman temizleniyor ve sen arınıyorsun. Öyle söylediğinde beni aldı bir düşünce ve zaman içerisinde ne demek istediğini daha iyi anladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, canlarım benim. Biliyorum hepinizin içinde manevi bir boşluk var. Kiminiz şifacıların peşinde koşuyorsunuz. Kiminiz üfürükçülerin peşinde koşuyorsunuz. Kiminiz ben ne olacağım derdine düştüğünüz astrologların peşinde koşuyorsunuz. Kiminiz sadece duaya sarılıp korkuyla sadece ibadete sarılıyorsunuz. Karakterinizi geliştirmeyi unutuyorsunuz. Ne olursunuz benim sesime kulak verin. Bakın şifa Allah'tan sizin ruhunuza akar ve sizin ruhunuzdan da hayatınıza geçer. Siz kendinize ne oluyor da bu kadar güvensiz bir şekilde hiçbir şeyi başaramayacağınızı, hayatınızın hakimiyetini elinize alamayacağınızı düşünüp bambaşka insanlarda çare arayıp üstüne dolandırılıp hem psikolojinizden hem paranızdan oluyorsunuz. Şunu unutmayın ki şu an beni dinleyen herkes için geçerli bu. Sizin içinizde o manevi güç fazlasıyla var ve siz dilerseniz şu Plüton Kova sürecinde bu dönüşümü kendiniz başlatabilirsiniz. Şifayı kendi içinizde bulabilir ve aklın, ilmin, bilginin yolunu seçip aslında Allah'ın bize ihtiyacımız olan her şeyi verdiği gerçeğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu unutmayın ki bir acı yaşarken kendi kendinize tekrar etmeniz gereken bir şey var. Başıma gelen her şey geçti, bu da geçecek. İyi zamanlar geçti, kötü zamanlar geldi. Sonra tekrar kötü zamanlar geçti, iyi zamanlar geldi. Bu da geçecek. Peki bunun bana, hani deriz ya Akses'te de vardır, bunun bana hediyesi nedir? Daha doğru soru şu olabilir. Bunun bana öğretmek istediği şey nedir? Allah'ım dersi doğru alabiliyor muyum? Dersi anlayabiliyor muyum? Bana verdiğin bu acıyla neyi murad ettiğini görebiliyor muyum? Aslında inancımızda karma temizliği dediğiniz şeyle alakalı her şey mevcut. Bir kere bütün inançlarda olan bazı kurallar var.
bedenini temiz tutmak. Sağlam kafanın sağlam vücutta bulunması. Pis, kötü, necis şeyler yememek. Bedenine, ruhuna, etine, ağzına, midene kötü şeyler almamak. Kötü konuşan insanların yanından kaçmak. İşte budur karma temizliği. Birinin çok kötü gıybeti dedikodusu yapılıyor. İşte şununla yatmış, bununla kalkmış, onu aldatmış, bunun ihanet etmiş, onun günahına girmiş deniyor mesela. O ortamda durmamak işte senin karmana bir artı. Yetimin, fakirin, fukaranın başını okşamak. Bak hiçbir şey yapamazsan diyor ki başını okşa. Onu doyurmak, giydirmek, yedirmek işte senin karma temizliğin. Karmanı temizlemek istiyorsan hesapsız iyilikler yapacaksın. Ataların çok büyük günahlar mı işlemiş? Olamaz mı? Var. Mesela benim bir tanıdığım vardı. Dedesi bir kızın çok kötü bir şekilde günahına girmiş. Sonra evlenmiş filan ama o kız olmamış. Başka birine vermişler kızı. Onun da hayatını mahvetmiş filan. Var böyle bir tanıdığım. Hayatı boyunca eziyet çekti. Benle tanıştıktan sonra hayatı değişti, şükürler olsun ki. Tabii ki dedenizin işlediği günah sizinle ne alakası var? Siz ister miydiniz böyle olsun? Ama sizin atalarınızdan birisi, sizin mensubu olduğunuz o ağacın, belki siz o ağacın bir dalısınız, bir çiçeğisiniz, bir yaprağısınız. O ağacın köklerinde bir çürüme var. İşte bunun için dua edebilirsiniz. Allah'ım, dedemin işlemiş olduğu günahtan beni mesul tutma. Dedem keşke böyle bir günah işlemeseydi. Ben bunu hiç istemezdim. Ben bunu telafi etmek için ne iyilikler yapabilirim acaba diye düşünmenin peşine düşün. Arkadaşlar, şifayı yeter ki arayın. Allah size onu muhakkak gönderecektir. Lütfen şifa arayışıyla yanlış insanların eline düşmeyin. Her gün, her an kendinizi geliştirin. Okumak şifadır, güzel müzik dinlemek şifadır, temiz yemekler yemek şifadır, uyumak şifadır, iyi insanlarla konuşmak şifadır, güzel sözler söylemek şifadır, güzel sözler dinlemek şifadır. Şifa budur. Allah'ı anmak, Yaradan'ı anmak şifadır, inancın gereği. Museviysen kendi dinine göre, Hristiyansan kendi dinine göre, Müslümansan kendi dinine göre, deistsen Allah'a inandığın için oturup onu anarak inancına göre yapmış olduğun ibadet sana şifadır. Yeter ki inancın gereği olan iyilik duygunu kaybetme. Çünkü iyi olmak bütün inançlarda ortak bir değerdir. İyi bir insan olmak, kötü bir insan olmamak, kimseye zarar vermemek ortak bir değerdir arkadaşlar. Hesapsız yaptığınız iyilikler, başkalarının hayrına yaptığınız her şey size şifadır. Biliyorum uzattım ama bu haftayla ilgili çok önemli bir dönüşüm haftasında olduğumuzu hatırlatmak istedim. Ve lütfen bu anlatacaklarımı bir korku malzemesi yapıp aman bu kadını da dinledim enerjim düştü korktum gibi şeylere girmeyin. Çok üzüyor bu beni. Ben sizin korkmanız için söylemiyorum. Ben de sizinle aynı gezegende yaşıyorum. Ben de öyle hani kendini her türlü kötülükten koruma vasfına sahip bir insan değilim. Hepimiz insanız, hepimiz aciziz yeri geldiğinde güçlüyüz. Ben de sizler gibiyim. Benim de korkularım var, benim de kaygılarım var hayatla ilgili. Ama bu korku ve kaygılarınızı beslemeyin. Lütfen beni dinlerseniz hesapsız iyilikler yapın. Hesapsız. Hesapsız iyilik yap, denize at. Balık bilmezse halık bilir. Ha, kardeşin, arkadaşına yapıyorsun, sana nankörlük ediyor. Tanımadığın insanlara yap. Hiç tanımadığın insanlara yap. Bir daha sana nankörlük etseler bile görme şansın olmayacak insanlara yap. En azından kalbini bozmamış olursun. İyilik sadece iyilik yapmak için yapılır bu arada. Öyle olduğunda anlamlı oluyor. Şimdi bunları da söyledikten sonra 20 Ocak günü Güneş'in Plüton'la kavuşmasının dünyaya ve ülkemize, tüm gezegene ne etkisi olabilir derseniz, dünyada yanardağlar tekrar hareketlenebilir. Yer hareketleri, heyelanlar, toprak kaymaları görülebilir. Kentsel dönüşümle alakalı önemli adımlar atılabilir. Aynı zamanda çok önemli, dünya çapında çok önemli devlet adamlarına suikast haberleri veya onlardan vefat haberleri gelebilir. Çok manipülatif kararlar veren devlet adamlarına şahit olabiliriz. Gerçekten sinsi bir şekilde oyun yapan devlet adamlarının dünya çapında işte dünyaya aslında iyilik getirmeye çalışıyormuş gibi gözüküp savaşlarla masum insanların canını yakan devlet adamlarının manipülasyonlarına şahit olabiliriz. Bizim 7. evimiz Oğlak ve burada bu kavuşumu yaşıyoruz. Bizimle müttefik olan, aslında Amerika gibi büyük bir ülke veya buna benzer bizimle müttefik olan ya da sürekli karı koca gibi hani hem ayrılamadığımız hem bir türlü uzlaşamadığımız devletler ve ülkelerden önemli kararlar, atılımlar ve haberler alabiliriz. Onların devlet başkanlarıyla ilgili çok önemli, çok kritik, kriz içeren haberler alabiliriz arkadaşlar.
Bu yıl bir kentsel dönüşüm yılı, bu yıl bir yapılanma yılı, bu yıl çürüklerin ayıklanıp yenilerin yapılma zamanı, bu Plüton Oğlak ve Plüton Kova süreci yargıda, resmi makamlarda veya ne bileyim bankalarda çürük insanların ya da işte topluma yön veren, topluma yön vermesi beklenen insanlar içerisindeki çürük insanların, çürük şeylerin, ne siz söyleyin diyeceğim de söyleyemezsiniz. Çürük insanların, çürük kurumların, evet kurumların ve kuruluşların hepsinin elendiği ve yerine yenilerinin geldiği bir süreç olacak. Bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu yıl bir yeniden yapılanma yılı arkadaşlar. Bu yıl peki Jüpiter 12. evimizde seyahat edecek. Yılın ikinci yarısından itibaren özellikle. Plüton ise 8. evimizde seyahat edecek. Yine manipülatif gruplar, radikal gruplar veya ülkemize düşmanca tavırlar sergileyen grupların da ataklarına yıl içerisinde bol bol zaten şahit olacağız. Lütfen Plüton Kova burcuna geçerken şu sözü hatırlayın. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. İşte bu yılın mottosu bu. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Birimiz iyi olmadan, bir yerde çocuklar ölürken, bir yerde masumlar ölürken hiçbirimiz iyi olamayız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyenlerin kazanacağı, birliği, beraberliği, bütünlüğü bozanların, bilimi, insanlığı, iyilik, iyi niyeti kötüye kullananlarınsa elenme zamanı olacak. Ama bu süreçte daha bilmediğimiz, duymadığımız nice kötülüklere maalesef şahit olacağız. Dikkat ederseniz konuşurken sık sık gözlerim doluyor. Çünkü tahmin ettiklerimi size her zaman olduğu gibi ifade edemiyorum ama etmeye çalışıyorum. İnşallah anlaşılıyorumdur. Korkmayacağız ve cesurca birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için demeye devam edeceğiz. Bilemezsin, ağacın dalındaki bir kuştur belki senin cehenneme gitmene sebebiyet verecek olan ya da senin cennet kapılarını açacak olan. Bilemezsin, önüne çıkan bir tırtıldır belki senin merhametini sınayacak olan ya da senin merhametsizliğini ortaya çıkaracak olan. Bilemezsiniz. Demişler ya, her geleni Hızır bil, kimin size faydalı, kimin size zararlı olacağını uzun vadede sadece Allah bilir. Gerçekten iç sesinize güvenin. Lütfen paranızı, kalbinizi kötü insanlara kaptırmayın. Çok daralıp bunaldığınızda duanızı edin, Allah'a güvenin, ona sığının. Başka insanlardan medet umup kalbinizi onların kırmasına izin vermeyin. Kimin size ne yarar sağlayacağını bilemezsiniz. Ben bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce birini çok seviyordum. Hani herkesin tanıdığı birisi. Onunla tanışmayı çok istiyordum. Böyle ben de çok herkesi tanıyıp tanışmak istemem. Ama içimdeki ses diyordu ki senin onunla tanışman hayırlı değil. O senin düşündüğün kadar iyi birisi değil. İçimdeki sesle zihnim arasında bir muharebe yaşanıyordu adeta. Ve biliyor musunuz, ben o insanla tanışacakken, onu ortak tanıdığımız birisi vardı beni tanıştıracak olan. Bu bir tabii ki ünlü birisi, bir hanım aslında. Hep bir engel çıktı. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? O insanla alakalı öyle şeyler ortaya çıktı ki Allah'ım dedim, demek ki içime doğan his buymuş ve benim onunla tanışmama sen bu yüzden engel olmuşsun. O yüzden bazen olanda da olmayanda da bir hayır olduğunu unutmayın. Bazen bir şeyi çok istersiniz, o olmayı verir. Belki de o sizin için hayırlıdır. Olmaması hayırlıdır. O yüzden kendinizi üzüp kalbinizi karartıp benim de hiçbir işim rast gitmiyor demek yerine temiz biri misin? Düzenli olarak banyonu yapıyor musun? Temiz şeylerle besleniyor musun? Yanında kötü konuşmalar yapıldığında, korkunç dedikodular yapıldığında merakın içindeki şeytan mı cezbolunuyor yoksa orayı terk etmek mi istiyorsun? Bakın, ben kendi adıma konuşayım. Ben en son 7-8 yaşlarında belki sinek öldürmüşümdür, arı öldürmüşümdür. Allah beni affetsin. O yaştan beri ben sinek bile öldürmüyorum. Bir sineği, kara sineği öldürmüyorum asla. İnanın bana, bir can alırken diyorum ki, hani can alacaksam mesela çok artık burama kadar geldi, öldürmek zorundayım. Mesela ısırıyor beni ya da zarar veriyor. Diyorum ki onun son gördüğü kişi ben olmamalıyım. Onun canını alan kişi ben olmamalıyım. Ne olursunuz çocuklarınızı da bu bilinçle yetiştirin. Böyle yetiştirmeyeceksiniz, çocuk da yetiştirmeyin. Merhameti ve vicdanı olmayan hiçbir insan alan sevdiği bir insan olamaz. Ne bileyim, inancınıza göre düşünün, cennete falan giremez yani merhameti vicdanı olmayan birisi. İşte bu süreçte bunları bol bol sorgulayacağız gibi gözüküyor.
Bu haftanın iyi günleri 16 Ocak, 18 Ocak ve 19 Ocak. Özellikle 18 Ocak sabahını, 19 Ocak sabahını iyi değerlendirin. 19 Ocak öğleden sonra, 15'ten sonra Venüs-Neptün karesi kesinleşiyor. Birazcık dağılma, yanılma, ilişkilerde aldanma etkisi veriyor. Gün geneli Jüpiter-Güneş üçgeninden dolayı enerji mükemmel akıyor ancak bu enerji birazcık Venüs-Neptün karesi 19 Ocak'ı azıcık bozuyor. Dolayısıyla aldanma, ihanet ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Peki şimdi hangi burçlar neler yaşar? Bu açılar burçlara nasıl gelir? Onu da konuşalım. Bu arada bunları tarih tarih bir önceki gönderide yayınladım. Orada detaylı tarihler ve saatler var. Lütfen bir önceki gönderide yazılı olarak anlattığım bu tarihleri inceleyin ve buna göre bir yol kat etmeye çalışın. Haftanızı planlayın. Ben dilim döndüğünce insanlığın çok büyük bir sınavdan geçeceği sürecin başladığını, çoktan başladı. Ne zaman başladı biliyor musunuz? 2019 Eylül'ünde başladı. Hem de tam benim doğum günümde 2 Eylül'de yeni güneş Mars dönüşü Başak Burcu'nda oldu. Bir eleme, ayıklanma ve hastalıklarla başlayan bir serüvenin içine girmiş olduk. Sonrasında şimdi Akrep Burcu'nda dünyada sürekli 2 yıl boyunca savaşların, ölümlerin, dönüşümlerin çok arttığına şahit olacağız. Arkadaşlar büyük bir kriz ve dönüşümden geçiyoruz. Hepimizin duyarlı ve aklı başında hareket etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Lütfen vicdanlı olun. Lütfen kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bırakın başka bir insana, bir kediye, bir köpeğe yaşatmayın. Lütfen onların da canı olduğunu unutmayın. Evet, 20 Ocak'taki bu kavuşum burçlara neler getirir? Plüton'un Kova burcundaki geçişi burçlara neler getirir? Bu hafta yaşanacak olan Güneş-Jüpiter üçgeni, Merkür-Satürn sekstili burçlara neler getirir? Hepsini konuşalım. Öncelikle Koç ve yükselen Koçlarla başlayacak olursak Plüton'un Kova burcuna geçişi arkadaşlar sizler için bu yıl boyunca sürecek etki. Tekrar Oğlağa dönmesi, Güneş'in Plüton'la Oğlak'ta buluşması, Kova burcuna geçmesi, bütün bunların sizin için anlamı hayatınızda devrim niteliğinde bir dönüşüm sürecine girdiğiniz anlamına geliyor. Bu arada Sütlü de telefonun tam arkasında duruyor. Gel oğlum. Gel. Şimdi öyle yapsam hemen gelip. Gel bakalım, gel hadi. Gel tontilim, gel. Tontilim, Koç burçları şu an sana kızıyor. Telefonu düşürdün, düşüreceksin. Gel hadi buraya, gel. Gel, gel. Gel ördüm benim gülüm. Gül gülüm, gel. Kurban olmuş annesi tontile. Tamam, o zaman usludur orada. Usludur, kurban olduğum. Affedersiniz sevgili koçlar, sizden özür diliyorum. Sütlü ve benim adıma özrümü lütfen kabul edin. Evet, Koç ve yükselen Koçların Plüton Kova süreci ve Oğlağa tekrar dönüşü neleri anlatıyor? Bir kere hayatınızda çok güçlü bir yapılanma sürecindesiniz. Bu yıl sizin için gerçek anlamda devrim niteliğinde değişim ve dönüşümlere gebe gibi görünüyor. Aile büyükleriniz, anneniz, babanız, evliyseniz eğer eşinizin ailesiyle alakalı konularda güçlü dönüşümler yaşayabilirsiniz. Onların hayatında gelişen olaylar sizin de yeni kararlar vermenize sebebiyet verebilir. Annenizin, babanızın, ailenizin hayatında gelişen olaylar ve durumlar sizin de hayatınızda yeni bir sürece başlamanıza vesile olabilir. Arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz komple değişebilir. Daha güçlü, askeri anlamda güçlü, karizmatik, bir yerlerde söz hakkı olan kişilere çekilme ihtimaliniz çok yüksek. Önümüzdeki günlerde sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, sadece kendiniz için değil, birimiz hepimiz için felsefesiyle başka canlılar, başka insanlar için harekete geçmek, yeni bir grubun, yeni bir kulübün, yeni bir ortama dahil olup bir kurumun ya da kuruluşun bir parçası olmak durumu sizler için söz konusu olabilir. Bugüne kadar size çok yabancı olan, hiç bilmediğiniz yeni bir arkadaş grubunun içine dahil olabilirsiniz. Yeni bir kuruluşun veya kurumun içine dahil olabilirsiniz. Gerçekten sosyal sorumluluk projeleri veya işte toplumda iyilik hareketi yaratmak adına çaba gösteren derneklerin içerisinde sizi sık sık görebiliriz artık bundan sonra sevgili koçlar. Bugüne kadar hiç aklınıza gelmeyen ya da tarzınız olmayan insanlarla arkadaşlık etmeye başlayabilirsiniz. Bunlar alanında güçlü, gösterişli, karizmatik insanlar olabilirler. Bugüne kadar hayalleriniz, umutlarınız ne yönde gidiyorsa bir değişiklik yapabilirsiniz ve hayattan beklediklerinizi, arzularınızı değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Hayattan beklentilerinizin değişeceği, arzularınızın farklılık göstereceği, artık bundan sonra benim ideallerim değişti diyeceğiniz devrim niteliğinde olaylar yaşayabilirsiniz. Gerçekten sizin ideallerinizin ve hayallerinizin değişeceği bir sürece giriyoruz.
hayattan beklentilerinizin değişeceği bir sürece giriyoruz. Arkadaş çevrenizin, sosyal çevrenizin değişeceği bir sürece giriyoruz. Peki bu sadece birdenbire olduğunuz yerde mi olur? Hayır. Bazılarınız yerinizi, yurdunuzu, ülkenizi, şehrinizi değiştirebilirsiniz. Ve o gittiğiniz yerde yeni arkadaşlar, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz sevgili koçlar. Peki bu hafta başka ne açılar var? Bir kere Merkür-Satürn uyumu sizi çok kafanızı kurcalayan bir işle alakalı başarıya götürebilir. Devletle alakalı resmi bir işiniz varsa, bunun işinden bir türlü çıkamıyorsanız, bununla alakalı özellikle ayın 16'sı, 17'si, 18'i, 19'unda güzel bir çözüm bulabilirsiniz. Yalnız bu hafta sizi uyarmam gereken bir konu var. O da şu: resmi işler ve işlemler, devletle alakalı konular, resmi makamlarla ilgili mevzular, evliyseniz eşinizin ailesi ve aynı zamanda kendi anneniz veya aile büyüklerinizle ilgili konularda çok sert olmamaya, nazik olmaya, dikkatli davranmaya özen gösterin. Bilgi belge konusunda hata yapmamaya özen gösterin. Resmi makamlarla alakalı hata yapma lüksünüzün olmadığını size hatırlatmak isterim. Bu hafta sizin için maddi konularda güzel bir şansa işaret ediyor. Haftanın başından itibaren bir ilişkiyi ciddileştirmek, ciddi bir ilişkiye adım atmak veya işte mevki, makam sahibi bir insanla nişan, nikah, evlilik, aşk gibi durumlar yaşamak konusunda da çok şanslısınız. Bu hafta eğer koç burçları öncesi sonrası denebilecek şekilde yanlışı bırakıp doğruyu seçme eğiliminde olurlarsa gelecekleri açısından çok başarılı adımlar atmış olacaklar. Kafanızı kurcalayan, zihninizin gerisinde sizi rahatsız eden özellikle yükselen koçlar, bir durum varsa, mesela ayrıldığınız birini çok düşünüyorsanız, geçmişte kalan bir konuyu çok düşünüyorsanız, bu hafta bunu açıkça konuşup kurtulma şansı da bulabilirsiniz. Geçmişten beri gelen veya süre gelen bir ilişki, bir sevgili, bir aşk konusu kafanızı çok kurcalıyorsa bunu da şifalandırma, konuşarak çözme şansı bulabilirsiniz sevgili koçlar. Bu hafta ciddi ilişkiler kurmak konusunda çok şanslısınız. Ciddi ortaklıklar kurmak konusunda çok şanslısınız. Parasal konularda, finansal konularda çok şanslısınız ama geçmişe gitmek, hüzünlenmek, bir ilişkiyi bir türlü bırakamamak, bir alışkanlığı, bir bağımlılığı bir türlü bırakamamak, bir tembellik etme durumudur, bir yiyecektir, bir içecektir, bir türlü vazgeçememek sizi yine zora sokabilir. Lütfen bağımlılıklarınızdan arınmaya niyet edin bu hafta boyunca da ve resmi makamlarla alakalı konularda da lütfen dikkatli olun sevgili koçlar. Bu hafta sizin için kariyer hayatınızda çok büyük dönüşüme sebebiyet verecek, sosyal çevrenizi de değiştirmenize kadar vesile olacak önemli bir gelişme yaşanabilir. Bu hafta gerçekten resmi konularda, devletle alakalı konularda, patronlarınızla alakalı konularda davranışlarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka buna özen gösterin. Çünkü çok yıkıcı tutumlar sergilerseniz önünü alamayacağınız dönüşümler yaşayabilirsiniz. Blöf yapmak için doğru hafta değil. Mesela patronunuza dönüp ben gidiyorum buradan dediğinizde o da hadi git ya derse öyle kalırsınız ortada. Kimseye blöf yapmayın sevgili koçlar. Evet, sıra geldi sevgili boğalara. Bir kere boğalar bu hafta müthiş şanslısınız. Burcunuza seyahat eden Jüpiter'in güneşle uyumlu açısı, aynı zamanda Merkür-Satürn uyumu, güneşin oğlak burcunda seyahati ve sizin açınızdan olumlu açıları muazzam güzel etkilere sahip olduğunuzu gösteriyor. Bir kere genel şansınız çok açık. Özel hayatınızdaki şansınız çok fazla. Özel hayatınızda bir konuyu sağlama alabilir. Siz de nişan, nikah, evlilik gibi kararlar verebilirsiniz. Yalnızsanız sizi etkileyecek güçlü, sağlam, ne istediğini bilen insanlarla karşılaşma ihtimaliniz son derece yüksek. Aldığınız eğitimler, yaptığınız yolculuklar, yaptığınız seyahatler sizi bir yere taşıyabilir. Ve gerçekten bilginizle, tecrübenizle çok önemli işlere imza atabilirsiniz. Bu hafta hem para konusunda hem genel şansınızla ilgili hem seyahatler, eğitimler, hukuki konularla ilgili şansınız hafta sonuna kadar çok yüksek. Ancak 20 Ocak günü bir hesaplaşma, bir mahkeme veya hukuki konularda bir dönüşüm geçirebilirsiniz. Lütfen eğer hukuki bir durumunuz varsa, bir sıkıntılı işiniz varsa bu hafta bu işi şansa bırakmayın, arkasını arayın ve yapmanız gereken hiçbir şeyi asla ve asla ertelemeyin. Eğer imzalamanız gereken bir belge varsa, gidip ifade vermeniz gerekiyorsa mesela olabilir, ya da biriyle yüzleşmeniz gerekiyorsa, biriyle oturup uzlaşmanız gerekiyorsa bunları asla ertelememeniz gerekiyor. Seyahat ve yolculuklarla alakalı konularda biraz daha dikkatli olun. Akrabalarınıza veya arkadaşlarınıza konuşurken, iletişim kurarken yıkıcı olmamaya özen gösterin sevgili boğalar.
Bu hafta genel olarak arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Yalnız hafta ortasında bazı arkadaşlarınız size destek verirken bazı arkadaşlarınızın vermediği destekten dolayı aranıza kara kediler girebilir. Dostlarınızı böyle yine ikiye ayıracağınız, sen gel benim gerçek dostum, sen git benim sahte dostum şeklinde bir ayrıma varacağınız bir hafta olabilir. Aynı zamanda bu hafta sevmediğiniz insanların verdiği davetlere katılmamanızı tavsiye ediyorum. Mesela gerçekten gönlünüz istemiyor, onu sevmiyorsunuz, çağır diye de gitmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kalabalıklarda bazı arkadaşlarınızın yapmış olduğu saçma hareketlerden dolayı zor durumda kalabilirsiniz. Ya da keşke buraya gelmeseydim diyebilirsiniz. Bununla beraber diyorum ki bak, içinizden gelmeyene gitmeyin. İçinizden gelen davetlere, sevdiğiniz insanların bulunduğu yerlere gidin. Bu aralar bol bol kalabalıklarda dostlarınızla bir arada omuz omuza olabileceğinizi söylemek istiyorum. Plüton'un Kova burcuna geçmesi iş ve kariyer hayatınızda devrim niteliğinde bir dönüşme işaret ediyor. Yepyeni bir işe başlayabilir. Toplumda yeni bir imajla sahnede olabilirsiniz. Dış görünüşünüzle alakalı önemli değişimler yapabilirsiniz. Gerçekten estetik operasyonlar, değişim, dönüşüm konularında çok şanslı gözüküyorsunuz. Kendinizi bambaşka bir imajla, bambaşka bir markayla, bambaşka bir isimle toplumda tanıtma şansı bulabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Bu anlamda da çok şanslısınız. Gerçekten bu haftanın, bu yılın, önümüzdeki 20 yılın en güçlü imaj oluşturanı boğalar olacak. Kendini bir marka olarak topluma lanse edebilecekler. Ve bu marka olma sürecinde güç ve kontrol konusunda çok ileri gitmemeleri gerekiyor. Yani güç bende artık, yakarım, yıkarım, istediğimi yaparım falan tavrında olursanız hata yaptığınızı düşünüyorum. Lütfen gücü, egoyu dengelemeye gayret edin sevgili boğalar. Bu hafta da şanslı olduğunuzu unutmayın. Sadece 20 Ocak'ta eğitim, iletişim, hukuk, seyahatler konusunda azıcık temkinli olmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, hayırlı bir işiniz varsa mesela 16 Ocak sabahı harekete geçebilirsiniz. 19 Ocak'ın sabahı harekete geçebilirsiniz. Bu günler gerçekten şanslı gözüküyor. Hatta 16 Ocak, 18 Ocak, 19 Ocak sabah saatleri harekete geçebilirsiniz. Şanslı gözüküyor. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta bir kere parasal konularda en çok dikkat etmesi gereken burçların başında siz geliyorsunuz. Maddi olarak kayıplar vermeye müsait olduğunuz bir haftadan geçiyorsunuz. Sakın yanlış yatırımlarla, hatalı kararlarla parasal krizlere sebebiyet verecek adımlar atmayın sevgili ikizler. Maddi konularda önemli gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Ayrıca çok ertelediğiniz bir tedavi, bir sağlık sorunu, işte kendinizi hiç önemsemiyorsanız, son zamanlarda bağışıklığınıza özen göstermiyorsanız ufak tefek sağlık problemleri yaşama ihtimaliniz de olabilir. Sizi korkutan, psikolojinizi bozan konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Allah korusun. Lütfen bu hafta psikolojik olarak destek aldığınızdan, kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla bir arada olduğunuzdan emin olun. Çünkü korkularınızla bir yüzleşme dönemi olabilir sizler için. Birçok ikizler kişisi gerçekten tası tarağı toplayıp yurt dışına gidebilir. Eğitim, öğretim, akademik konularda çok önemli atılımlar yapabilir. Gerçekten akademik kariyer yapmaya başlayan ikizler olabilir. İkizler burcunun önümüzdeki 20 yıllık süreçte yapacağı işin belirleneceği bir süreç olacak. Alacağınız eğitimler hayatınızda bambaşka bir kapı aralayabilir. Alacağınız eğitimlerle hayatınızda devrim niteliğinde şeyler yapabilirsiniz. Nedir o mesela? Bugüne kadar hiç inanmadığınız, bilmediğiniz bir konuda eğitim alıp bunu meslek haline getirebilirsiniz. Akademik kariyer yapabilirsiniz. Uluslararası iş ve ilişkilerde başarı elde edebilirsiniz. Uluslararası bir firmaya dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda hiç bilmediğiniz konularda eğitimler almaya, bilgiler edinmeye başlayabilirsiniz. Şifanın size, kalbinize, ruhunuza bilgi ve akıl yoluyla ineceği bir süreçten geçiyorsunuz. Birçoğunuz pasaport, vize işlemleri ve buna benzer girişimlerde bulunabilir ve uluslararası iş ve ilişkilerle ilgili girişimlerde bulunabilirler. Aynı zamanda uzak akrabalarınız, evliyseniz eşinizin akrabalarıyla alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Sizler için bakış açınızın çok değişeceği, bilgi dağarcığınızın çok gelişeceği bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bu hafta sadece 20 Ocak günü özellikle maddi konularda dikkat edin. Haftanın başında para anlamında şansınız aslında çok yaver gidiyor. İş bulmak anlamında şansınız çok yaver gidiyor. İlişkiler anlamında da çok yaver gidiyor. Ancak haftanın sonuna doğru maddi konularda bazı zorluklar yaşama ihtimaliniz artıyor. Bu sebepten her şey çok iyi gidiyor, çok para kazanıyorum, hadi ben bunu şuna bağlayayım gibi bir anda fevri şekilde finansal olarak fevri kararlar vererek yanlışlar yapmamaya özen gösterin. Boşanan ikizler varsa,
ayrılan ikizler varsa bunun tazminatını talep edebilir ve gayet güzel tazminatlarını, haklarını alabilirler. Bir miras ya da nafaka ya da prim ya da tazminatın peşine düşüp büyük mücadeleler verebilirsiniz sevgili ikizler. Şansınız gerçekten var ama yıkıcı ve kırıcı hareketler yaparak hakkınızı ararken yanlış davranışlar sergileyerek aramamaya gayret edin. Bu aralar ilişki yönünden bakarsak eğer aslında çok şanslı bir evreden geçiyorsunuz. Bazılarınız geçen haftaki kötü açılarda ayrılıklar yaşadıysa bu hafta özellikle 19 Ocak öğleden sonraki saatlerde lütfen bu ayrılık konularını deşiştirmeyin. Geçmişte kalan sevgilinize falan yazmaya kalkmayın ya da kavga etmeye kalkmayın ya da yeni tanışmalarda biraz daha dikkatli olun. Bir hayal kırıklığı, bir yanılma riski var çünkü bu hafta, bu özellikle 19 Ocak gününde. Dolayısıyla denen bir şey denemeye çok gerek olmadığını düşünüyorum. Aşk şansınız, ilişki şansınız son derece yüksek. Bu aralar gerçekten güçlü, karizmatik, aşırı çekici insanlara çekileceğiniz ve bu anlamda da bu tanışmalarla ilgili de şanslı olduğunuz bir süreç. Sadece böyle dağılma, çözülme, aldanma, çok özledim, dayanamadım, yazayım falan, bunlara girmemenizi tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten suçlu olan, hatalı olan taraf siz değilseniz kendinize hakim olun ve bekleyin. Kimde hata varsa o telafi etme yoluna gitsin. Bu hafta sizin için bir yine arınma söz konusu. Genital bölge, cinsel organlar, diş ve göz sorunlarına bu hafta dikkat etmenizde fayda var. Ve sporla alakalı, eğer çok spor yapan biriyseniz kaslarınıza, kemiklerinize de biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aşk konusunda hem şanslısınız hem bulanıksınız. Yani ne desem bilemedim. Haftaya iyi başlıyorsunuz. 19 Ocak'ta bir karışıyorsunuz, bir düzeliyorsunuz, bir bozuluyorsunuz. O yüzden gene böyle çok belirli bir şey değil. Ama hafta sonundan, yani bu hafta sonundan itibaren aşkla ilgili konularda gerçekten nihai bir karar verme dönemine doğru gittiğinizde söyleyebilirim. Bu hafta sizin en çok dikkat etmeniz gereken konu para konuları. Sizin devrim yapacağınız alansa bilgi, eğitim, uzaklar, seyahatler ve iletişim ya da hukuk alanları olacak. Gerçekten bu dönemin en bilge kişilerinden birisi sizsiniz diyebiliriz sevgili ikizler. İş kurma ve para konularında da dediğim konularda dikkat ederseniz bu anlamda da şansınız gayet açık. Ha, gel gel sütlü gel. Gel sütlü gel. Sütlü sen lütfen alsın bak, beni çıldırtma sütlü. Neden böyle şeyler yapıyorsun benim yayınıma? Sen sabotaj yapıyorsun bakalım. Ha? Neden bu sabotaj? Öpücük ver. Neden bu sabotaj canım? Neden bu sabotaj? Ha? Neden bu sabotaj? Ha? Yiyeyim seni. Yiyeyim sen annem. Arkadaşlar maşallah deyin. Ben vallahi maşallah demezseniz darılırım. Oğluma maşallah deyin oğluma. Ölüme maşallah deyin patilerine. Patilerine gitme. Gitme. Gittiğince gitmiyorsun. Geldiğince gelmiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ağızlarımı suya akıyor. Oh. Oh, bıyıklarını yemiş annesi bunun. Bıyıklarını yemişim bunun ben. Oh kurban olurum. Bazen bıyığını bırakıyor bir yere. O kadar seviyorum ki onun bıyıklarını. Saklıyorum bıyıklarını. Böyle bir bakıyorum. Sütlünün bıyığı. Annesi kurban olmuş. Annesi kurban olmuş. Verin Allah'ına. Hoş. Hoş. Yapma. Vurma. Kuyruğunla vuruyorsun ama. Evet, ikizler burcundan sonra bir kedi sevme seansı artık yapmak zorundaydım. Dişlerim kamaşıyor çünkü. Buradan böyle hareketlerine filan dişlerim kamaşıyor oğlumun. Kurban olmuş annesi. Verin Allah'ına. Hoş. Hoş. Allah'ım korusun. Affedersiniz. Evet, yengeç ve yükselen yengeçler bu haftanın en çok olay yaşayacak burçlarından birisi de yengeç burcu kesinlikle. Neden? Çünkü bu hafta oğlak burcunda o kadar çok böyle aksiyon var ki bu karşıt burcu yengece de çok güçlü bir şekilde yansıyacak gibi görünüyor. Öncelikle bu hafta genel olarak ilişkilerle ilgili şanslısınız sevgili yengeçler. Oldukça şanslısınız. Bir ilişkinin kaderini değiştirmek. Bir ilişkide tekrar bir araya gelip güç birliği yapmak. Bu bir ortak iş de olabilir, özel ilişki de olabilir, aşk ilişkisi de olabilir. Güç ve kuvvet birliği yapmak veya evlilik kararı vermek, nişanlanmak, büyük bir aşk yaşamak. Bu anlamda şansınız inanılmaz yüksek. Fakat haftanın sonuna doğru, yani 20 Ocak'a yaklaşırken 19 Ocak itibariyle eşinizle, partnerinizle de ortağınızla sen misin ben miyim, sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm kavgaları yaşayabilirsiniz. Bakın sizi uyarıyorum. Özellikle 19 ve 20 Ocak'ta, hatta 21 Ocak'ta ne olursunuz partnerinizle güç savaşlarına girmeyin. Çünkü uzun süre bu Güneş-Plüton kavuşum etkisi devam edecek. Ve dolayısıyla
Çok yıkıcı hareketler yaparsanız ilişkinizde büyük bir ayrılık veya kopuş gündeme gelebilir. Büyük acılar yaşama ihtimaliniz olabilir. Bu anlamda sizlerden özellikle rica ediyorum. Ne olursunuz sakın büyük güç savaşlarına girmeyin ve yıkıcı tavırlar, tutumlar sergilemeyin. Buna dikkat ederseniz bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bazı yengeçler ne zamandır ortaya çıkmayan bir sırrı, bir manipülasyonu, bir yalanı ortaya çıkarabilir ve gerçekten büyük bir yüzleşme yaşayabilir. Eğer ki bu haftayı kolayca atlatabilirseniz daha güzel ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Lütfen dikkatli olun. Haftanın başında ilişkilerle ilgili çok şanslısınız. El sıkışmalar, ortak işler, evlilik kararları, nişan nikah kararları, büyük aşklar, ooo çarpıldım demeler bunların hepsi olabilir. Ama haftanın sonuna doğru bir yol ayrımı, bir büyük dönüşüm geçirebilirsiniz. O yüzden ilişkilerinizde yıkıcı ve kırıcı tavırlar sergilememeye özen gösterin. Ha sizi aşan şeyler olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Belki de siz gördükleriniz yüzünden dümora uğrayacaksınız ve diyeceksiniz ki ben burada durmamalıyım. Bilemiyorum. Herkes hayatının akışına göre alsın ama bu hafta yengeçler, özellikle yükselen yengeçlerin ilişkilerinde bir dönüşüm yaşanabilir. Ve güneşi yengeç olanların da bir güç savaşları ve ego savaşlarına girme ihtimali yüksek. Bu arada yengeç deyince aklıma kim geldi? Biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini uzun süre fenomenler meşgul etmişti. Ve bunlardan bir tanesi de Dilan Polat. Güneşi yaklaşık 28 derece yengeçte ve ne zamandır 29 derece, 2023 yılından beri aslında çok güçlü bir şekilde 29 derece oğlakta seyahat eden Plüton onun güneşini korkunç bir şekilde zorlamıştı. Bu Güneş-Plüton karşıtlıkları özellikle de derece derece olduğu zaman insanların hayatlarında büyük dönüşümlere sebebiyet verir. Allah korusun, evet gerçekten hapse düşenler, ölenler, ölüme yakın deneyimler yaşayanlar görülebilir. Özellikle Yengeç Burcu'nun son derecelerinde güneşiniz varsa, yani özellikle 25 derece yengeç ve 0 derece aslana kadar, hatta Plüton'un kovaya geçmesinden dolayı, evet 0 derece aslana kadar böyle gezegenleriniz varsa, güneşiniz varsa burada bir dönüşüm yaşanacağından bahsediyor olabiliriz. Bu dönüşüm her zaman çok mu kötü olur? Hayır. Eğer ki çok suç biriktiriyorsanız çok zorlayıcı olur. Kendinize hiç bakmıyorsanız sağlığınızı zorlayabilir. Yanlış işler yapıyorsanız hayatınızı zorlayabilir. Burada bu hafta bu konuyla alakalı da çok büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyleyebiliriz. Çok zor bir şey. Allah kimsenin başına gelmesin. Hani bir laf var ya, ne savunurum ne sevinirim. Tam o noktadayım. Ne savunurum ne sevinirim. Allah kimseyi çok büyük acılardan ve imtihanlardan geçirmesin. Hele ki anne babaları evlatlarından ayrı düşürmesin. Hiç kimsenin kötü olduğunu, kötü acı çektiğini görmek istemeyen bir insanın şu hayatta. Allah büyük acılar yaşayan herkese yardım etsin. Ama bu acılar, bu kötülükler de bize ders olmalı. Neden neyi yapmamamız gerektiğini bir kere daha gözden geçirmeliyiz. Bu hafta bu konuyla da alakalı çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Yengeçlerin bir ego ve güç savaşına gireceğini söyleyebiliriz. Bu konuyu bir kenara bırakarak tekrar bütün yengeçlere dönecek olursa, yengeçlerin bir ego, güç, kontrol savaşına girme ihtimali çok yüksek. Sen misin, ben miyim? Şöyle bir şey yapabilir yengeçler. Özellikle yengeç çocuğu olan, yengeç eşi olanlara buradan ya da kardeşi olan, anne babası olanlara şöyle seslenmek istiyorum. Yengeçler bu hafta içlerinden çıkamadıkları durumlarla alakalı çok radikal değişimler yapmak isteyebilirler. Madem ki yaşamıyorum, o zaman hiç yaşamayayım. Madem ki beni sevmiyorsun, o zaman hiç gelme gibi böyle res çekme, güç savaşlarına girme, radikal savaşlar verme yolunda ilerliyor olabilirler. Bu hafta benim yengeçlere tavsiyem, ne olursunuz sakin olun canlarım benim. Peki ben bunları söyledim, yine altından cıbızla çekip de yengeçlere çok kötü şeyler söyledin demeyin. Çünkü söylemedim çok kötü şeyler. Yani söylediğim şeyler evet olasılıkları olan şeyler ama haftanın başındaki özellikle Güneş-Jüpiter etkileşimi yengeçlerin hem aşk hayatında hem çocuklarla ilgili konularda hem genel şanslarıyla ilgili hem ilişkileriyle ilgili büyük bir devrim yapacaklarını gösteriyor. Bu devrim senin 10 senedir kavuşamadığın insanla kavuşman da olabilir. 5 yıldır evlenemediğin insanla birdenbire evlilik kararı verip nikah masasına oturman da olabilir. Alamadığın bir hakkını zor can siperhane alma mücadelen de olabilir. Bu hafta yengeçleri çok cengaver görüyorum ve dengeli gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. O kadar da şansları yüksek. O kadar da zenginlik, bolluk, bereket ve şans enerjileri yüksek. Birçok yengeç hamilelik ve bebek haberleri alarak bu sebepten dolayı hayatlarında büyük bir devrim niteliğinde dönüşüm yaşayabilirler. Yengeç burçları bu hafta bu konularda çok şanslı. Ayrıca
Uluslararası işler, seyahat konuları, pasaport, vize işlemleri, iletişim konularında da şanslı oldukları bir süreçten geçiyorlar. Özellikle eşleri evlilerse, eşlerin kardeşleriyle ya da akrabalarıyla böyle bir dargın, bir barışık ama genel olarak iyi bir ilişki, iyi haberler alma eğiliminde de olabilirler. Azıcık nezle ve genel olarak bağışıklık problemlerine yine özellikle 19 Ocak'ta yengeçler dikkat etsinler. Yengeçleri biraz uzatmışım gibi gelebilir. Araya başka konu kattığım için oldu. O konuda da bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Aslan ve yükselen aslanlara gelecek olur isek, Plüton yavaş yavaş Kova burcuna yaklaşmakta. Bu sizler için de çok büyük bir dönüşüm alameti. Az önce yengeçlerde saydığım değişim dönüşüm konuları sizin için de geçerli olabilir. Bir kere güneş aslan olanlar ve yükselen aslan olanlar olarak şöyle bir ayıracak olursam. Benim burcum aslan diyenler, yani Temmuz sonu Ağustos ayı içerisinde, Ağustos sonu arasında o aralıkta doğmuş olanlar, yani güneşi aslan burcunda olanlar kişilikleri ve kimlikleriyle alakalı büyük bir dönüşüm geçirmeye başlayabilirler. Bugüne kadar beğendikleri, hoşlandıkları tarzda insanlardan değil, bambaşka insanlardan hoşlanmaya ve bambaşka insanları beğenmeye başlayabilirler. Gerçekten ilişkilerde bir ego ve güç yarışına girmeye başlayabilirler. Ya daha çok güçlü, karizmatik, asker, polis veya işte daha böyle güvenlikle alakalı mesleklerde çalışan, sporcu, karizmatik, lider ruhlu insanlara ya da biraz böyle karanlık ve manipülatif insanlara, karizmatik insanlara çekilmeye başlayabilirler. Kadın erkek fark etmiyor bu anlattığımda. Gerçekten kadın olsun erkek olsun daha karizmatik insanlara çekilmeye başlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde aslan ve yükselen aslanların hayatında ilişkilerle ilgili devrim niteliğinde dönüşümler duyabiliriz. Aa çat diye ayrıldı filanca ile evlendi. Çat diye ayrıldı falanca ile evlendi. Veya hayatında birdenbire radikal kararlar almaya başladı. Tek başına ilerlemek istediğini söyledi. 30 yıllık evliliğini bitirenler, 20 yıllık evliliğini bitirenler, müzmin bekar olup birdenbire evlilik kararı olanlar hepsine şahit olabiliriz açıkçası. Çok değişik şeyler bekliyor aslanları. Aslanlarda bir ego büyümesi, bir manipülasyon, bir güç çekişmesi, bir yeter artık ben de buradayım konusu gündeme gelebilir. Aslanlar biraz daha böyle karakterlerinin zorlanacağı bir süreçten geçiyorlar. Kendini mi seçeceksin? Yoksa başkalarını mı? Fedakarlığa devam mı edeceksin? Yoksa radikal kararlarla herkesi hayatından çıkartacak mısın? Aslanlar vicdanları ve egolar arasında sıkışıp kalabilirler. Peki bu onlara başka ne kadar? Dış görünüşlerinde önemli değişimler, estetik değişimler, tarz imaj değişiklikleri, gerçekten hayatımın aşkı dedikleri insanı bulma fırsatı. Bunların hepsini beraberinde getirebilir. Haftanın geneline bakacak olursak kariyer, iş ve para konularında aslanlar çok şanslılar. Eğer arada yengeç dediysem özür diliyorum, aslanları anlatıyorum şu an. Aslanlar çok şanslılar. Aynı zamanda iş bulmak, iş kurmak, yeni bir işe başlamak konusunda da çok şanslılar. Bu hafta aslanlar iş hayatlarıyla ilgili de radikal bir karar verebilirler. İş yerlerinde de ego ve güç çekişmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yani iş hayatlarında da işte sensin benim dengesi kurulamayabilir. İş yerinde iş arkadaşlarıyla kavgalar çıkabilir. İş hayatlarında bir kriz deneyimleyebilirler. Bu yüzden dikkat etmeleri lazım. Özellikle 19-20-21 Ocak tarihlerinde iş ve ilişkilerde en başta da iş hayatında kriz, kavga, sensin benim tartışmalarından iş arkadaşlarınızla veya çalışanlarınızla olabilecek bu tartışmalardan kendinizi korumanızda fayda var sevgili aslanlar. Bunun dışında kariyer hayatınızda, iş hayatınızda mesela uzun zamandır iş bulamıyorsanız çat diye aradığınız gibi harika bir resmi özellikle iş bulma konusunda şansınız yaver gidebilir. Emekli olabilirsiniz, yeni bir yaşam planı düzenleyebilirsiniz, yeni bir işe geçebilirsiniz, iş hayatınızda büyük değişimler yapmaya başlayabilirsiniz, kendinizi daha çok gösterebilir, gücünüzü daha çok ortaya koyabilirsiniz. Birazcık evcil hayvanlarınıza, yine dişlerinize, kemiklerinize ve genel sağlığınıza da bu hafta dikkat edin. Özellikle 19-20-21 Ocak tarihlerinde dişler, kemikler, cilt sorunlarına ve sağlık problemlerine ve varsa evcil hayvanlarınızın sağlığı ile ilgili konulara dikkat edin. Hayatınızda özellikle iş ve sağlık anlamında bir değişim dönemi yaşanabilir. Yani kararlar verebilirsiniz. Artık ekmek yemeyeceğim, artık spor yapacağım gibi. Bu aynı kararlar Başak Burcu'nda da var. Birazdan anlatacağım. Çünkü Plüton onların sağlık evine geçiyor. Aslanlardan çıkıp Başakların sağlık evine geçiyor. Dolayısıyla onlarda da böyle radikal kararlar var. Birazdan anlatacağım ama aslanlar da sağlık, iş ve beslenme konularında ya da spor yapmakla ilgili konularda çok radikal kararlar vererek ilerleme ihtiyacında olabilirler. Evet, eğer kariyer iş başvurularınız varsa 16 Ocak sabahı, 18 Ocak gününü sabahını özellikle
değerlendirebilirsiniz sevgili aslanlar. Bu 2 gün 16 ve 18 Ocak'ta iş başvuruları yapmak, işte belgeler, bilgiler veya onlarla alakalı gidip harekete geçmek konusunda şansınız çok yüksek. Bunu bir değerlendirin derim ben. Aslan burçlarının bu anlamda dikkate almalarında fayda var bu söylediklerime. Evet. İlişkileri de diyeceksiniz. İlişkilerle ilgili genel olarak güzel bir hafta. Sadece aslanlar 19 Ocak öğleden sonraki saatlerde hem çocuklarınız varsa onlarla ilgili hem de aşk hayatınızla ilgili böyle birazcık dağılmış, üzgün hissetme ihtimaliniz var. Bunun dışında hafta genelinde aşk ve ilişkilerle ilgili ya da çocuklarla ilgili konularda da iyi gözüküyorsunuz. 19 Ocak öğleden sonrasına dikkat etmek kaydıyla. Başak ve yükselen başaklara gelecek olur isek bu hafta özellikle boğa ve oğlak burcu arasında yaşanan bu güzel Güneş-Jüpiter üçgeni aynı zamanda karşıt burcunuzdaki balıkta bulunan Satürn'ün Merkür'le uyumlu kontağı haftanın genelinde hem özel hayatınız hem ilişkilerinizle ilgili aslında güzel bir enerjide olduğunuzu gösteriyor. Sizin de hayatınızda evlilik, ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili, çocuklarla ilgili radikal kararlar olabilir. Özellikle 20 Ocak'ta çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Çocuğu olan Başak burçları 19-21 Ocak'ta çocuklarınızın üstüne bir... Merhaba sevgili arkadaşlar, lütfen kusura bakmayın. Çok ciddi bir bağlantı problemi yaşadım. Umarım şu anda da sesim geliyordur. Evet, çok geç oldu fakat Başak burçlarıyla devam edeceğiz. Sebep şu ki, devam etmemizdeki sebep, uyumuş olanlar varsa onlar da yarın izleyebilsinler diye anlatmak istiyorum. Hepinize iyi geceler dilerim. Çok üzgünüm. Beni aşan, benden kaynaklı olmayan bir teknik problem oldu. Allah'tan kaybetmedim yayını. Arşiv bölümünde buldum. İnanılmaz üzülürdüm yoksa. Çünkü gerçekten müthiş yoruldum. Kerem Rüzgar Aydoğan, hoş geldiniz. Umay Tacin, hoş geldiniz. Gerçekten eğer yayını devam ettiremeseydim veya arşivde kaybolmuş olsaydı müthiş üzülürdüm. Allah'tan o kadar emek boşa gitmedi. O zaman şimdi Başak burçlarıyla tekrar devam edelim. Zaten Başak'ı birazcık diğer yayında anlattım ama tekrar baştan alacağım. Öncelikle Başaklardayız arkadaşlar. Başak'tan Balığa kadar devam edeceğiz şimdi. Öncelikle bu haftanın Başak burçlarına sağlayacağı fırsatlar neler olabilir diye baktığımızda evlilik, ortaklık ve ikili ilişkilerde çözüm bulmak adına son derece şanslısınız. Bir ortaklığa adım atmak, bir ilişkiyi başlatmak, özel hayatınızda önemli bir karar vermek konusunda çok şanslısınız sevgili Başaklar. Güneş-Jüpiter üçgeni size harika bir seyahat fırsatı getirebilir. Pasaport, vize işlemleri, iletişim konuları, eğitim konuları, hukuk konuları, seyahat konularında müthiş başarılar elde edebilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz bu hafta harika gelişmeler yaşayabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Fakat bu hafta cinsel hayatınızda, özel yaşamınızda sıkıntı veren bir durum ortaya çıkabilir, açığa çıkabilir. Eğer evliyseniz, bir ilişkiniz varsa, özellikle cinsel hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili güç, ego, takıntılı durumlardan vazgeçmeniz lazım gibi görünüyor. Birazcık yorumu kapatıyorum. Dikkatim dağılıyor çünkü. Evet, aşk hayatınızda radikal bir değişim yaşanabilir. Cinsel yaşamınızla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Partnerinizle aranıza böyle saçma gereksiz bir soğukluk girebilir. Lütfen özellikle 19-20-21 Ocak'ta özel hayatınızla ilgili biraz daha dikkat edin. Çünkü Venüs-Neptün karesi de özel hayatınızda bir soğuma, bir problemle yüzleşme ihtimalini beraberinde getiriyor. Hafta başında her şey muhteşem ve şanslı başlıyor. Ama özellikle 19-20-21 Ocak'ta böyle bir dönüşüm yaşanabilir sizin açınızdan. Ve hamilelik haberleri alabilirsiniz, bebek haberleri alabilirsiniz. Bu sizin yaşama bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Yeniden bir çocuk, eğer çocuğunuz varsa yeniden bir çocuk sahibi olma veya ilk defa çocuk sahibi olacak olanlar için böyle bir şaşkınlık, nasıl yaparım duygusu hakim olabilir. Eğer çocuğu olan bir başak kişisiyseniz çocuklarınıza karşı çok şefkatli, çok merhametli davranmanızda yarar var. Çünkü çocuklarınızla alakalı bir dönüşüm yaşanabilir. Yani mesela affınıza sığınarak söylüyorum, belki bir kız çocuğunuz var, ilk defa regl olacak ya da bir erkek çocuğunuz var, onun sünnetini yaptıracaksınız. Ne bileyim, çocuklarınızın özel hayatına dair, yaşamına dair önemli dönüşümler yaşanabilir. Çocuklarınıza olan
Şefkat ve ilginizi arttırma zamanınız gelmiş olabilir sevgili Başaklar. Onlara daha sevgi dolu, daha sevecen, daha keyifli, daha kibar davranmanızda da yarar görüyorum. Plüton'un artık Kova burcuna geçmesiyle beraber 2 Eylül tarihine kadar yaklaşık olarak neler uğraşacaksınız dersek, bir kere sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam adına çok radikal kararlar verebilirsiniz siz Başaklar. Özellikle mesela yıllardır çok et yemeyi seven bir insansınız. Vejetaryen olmaya başlayabilirsiniz. Ya da tam tersi, hiç et yemiyorsunuz. Sağlık sorunlarınızdan dolayı et yemeye başlayabilirsiniz. Çok kilolusunuz, kilo verebilirsiniz. Çok zayıfsınız, kilo alabilirsiniz. Spor yapmanız gerekiyorsa spor yapabilirsiniz. Yaşam alışkanlıklarınızı, günlük rutininizi değiştirebileceğiniz olaylar yaşanabilir. Mesela hayvan korkunuz var. Hiç hayvan sevmiyorsunuz. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Hayvan korkunuzu aşabilirsiniz. Ya da tersine çok hayvansever bir insansınız. Hayvanlarınızla alakalı yeni kararlar verebilirsiniz. İş hayatınızda çok radikal bir karar verebilir. Çok büyük bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Mesela emekli olmak gibi, yeni bir işe başlamak gibi, tayin olmak gibi. Ya da ne bileyim, ilk defa maaş almaya başlamak gibi. Yıllardır çalıştığınız kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma geçmek gibi. Eylül'e kadar işinizle ve sağlığınızla alakalı konularda çok radikal kararlar verebilirsiniz gibi görünüyor siz sevgili Başaklarım. Bununla beraber başka ne olabilir? İş arkadaşlarınızla aranızda güç çekişmeleri, ego çatışmaları olabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. Yıllardır çalıştığınız yerden ayrılıp başka bir işe geçtiğiniz gibi, yıllardır bulunduğunuz iş yeri de yer değiştirebilir. Sizin yolunuz, planlarınız, hayatınızda buna göre değişimler yaşanabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakalım Eylül ayına kadar işinizle ilgili neler olacak? Belki hayatınızda hiç vermediğiniz kadar çok kilo verebileceksiniz. İlk defa spora başlayacaksınız. Yaşam alışkanlıklarınızı ve rutininizi çok özel bir şekilde değiştireceksiniz. Bu arada bütün Başak burçlarının böyle bir çip vardır beyninde. İşte zeytinyağından başka yağ tüketmeyeyim, evimde hep sağlıklı yiyecekler pişsin, her şey temiz, steril ve güzel olsun. Buna takıntılıdır Başak burçları. Bu 20 yıl boyunca Başaklar sağlık, temizlik, hijyen, beslenme alışkanlıklarını komple değiştirecekler ve en iyisi neyse onu yapmaya odaklanacaklar gibi görünüyor. Bu arada teknik işlere, teknolojik işlere daha çok ilgi duyabilir. Sosyal medyayı, interneti daha kuvvetli kullanma yoluna da gidebilirsiniz siz Başaklar. Önümüzdeki süreçler bu şekilde akabilir sizler için. Bunun dışında çocuk sahibi olmak, çocuklarla ilgili radikal kararlar vermek veya işte çocukların geleceğiyle alakalı önemli adımlar atmak konusunda da desteklendiğinizi söyleyebilirim. Hayırlı bir işiniz varsa, özel ilişkilerinizle ilgili özellikle 16 Ocak sabahını, 18 Ocak sabahını değerlendirin. 19 Ocak günü birazcık ortak işler ve ikili ilişkilerde ayağınız kaymaya müsait olabilir. Üzülebilirsiniz, Allah korusun. Bir takım hayal kırıklıkları olabilir ya da bazı şeyleri affedemediğiniz için tekrar tekrar gündeme getirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ayrıca aile büyükleri ve aileyle alakalı ya da emlakla alakalı konulardaki değişimler ve iniş çıkışlar da devam ediyor gibi görünüyor siz Başakların hayatında. Gelelim terazilere. Terazi burçlarının bu hafta aile yaşamlarıyla ilgili çok radikal bir değişim yaşanabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten teraziler ev, emlak, satış, pazarlama gibi konularda veya işte evini satmak, yeni bir ev almak, arabasını satmak, yeni bir araba almak gibi konularda harekete geçebilirler terazi burçları. Yaşadığınız yeri, lokasyonu değiştirmek, şehir ya da ülke değiştirmekle ilgili radikal bir karar vermek söz konusu olabilir sizin için. Teraziler bütün yıl boyunca yerine yerleşme, nereye yerleşeceğim, nereye taşınacağım, nerede yaşayacağım konusunda bir kaos yaşayabilir veya bir taşınmayla alakalı radikal karar verebilir teraziler. Böyle bir durum gözüküyor hayatlarında. Ayrıca anneniz, babanız, aile büyüklerinizle alakalı konularda da böyle bir takım krizler ve İniş çıkışı durumlar yaşanabilir. Özellikle 19, 20, 21 Ocak tarihlerinde anne, baba, aile büyükleri, varsa eşinizin ailesi, onlarla alakalı konularda çok radikal durumlar yaşanabileceğini hatırlatmak isterim. Ayrıca taşınma, ev, emlak, ev sahibi, kiracı ilişkilerinde de gerilim yükselebilir. Bu konularda dikkatli olmanızda yarar var. Mesela özellikle nasıl uyarayım? Babanızla ya da annenizle hali hazırda bir sorununuz varsa bu daha çok alevlenebilir. Ya da evde bir sağlık sorunu yaşanıyorsa bununla alakalı sorumluluklarınız daha çok artabilir. Bununla beraber kızgın bir kiracınız, kötü bir kiracınız veya kötü bir ev sahibiniz varsa kavgadan ve yıkıcı durumlardan kaçınmaya özen göstermeniz gerekir. Eşinizin ailesi, sevgilinizin ailesi,
sizi birazcık strese sokabilir. Bu anlamda da dikkat etmeniz lazım. Aile içi ilişkileri dengelemek sizin için çok kolay olmayabilir sevgili teraziler. Bu anlamda dikkat edin. Aslında haftanın başına bakarsak miras, emlak, taşınma, ev, emlak, mal, mülk konularında şansınız çok yüksek. Elinize para geçmesi, maddi konularda şansınızın artması gibi durumlarda da güzel ve keyifli gözüküyor. Yeni bir iş bulmak, iş hayatında atılımlar yapmak, iş para dengesi konusunda şans, bunlar açısından çok şanslısınız. Çok güzel gözüküyor. Başka nelerde şanslısınız dersek, haftaya iş ve sağlık konularına odaklı olarak başlayıp hafta ortasından itibaren biraz daha konu ilişkilere ve özel yaşama kaymaya başlıyor. Ve hafta başında Venüs'ün Kuzey Ay düğümlü olumlu etkileşimi sayesinde ikili ilişkiler, aşk hayatınızla ilgili konularda da çok şanslı bir başlangıcınız olabilir. Bu hafta belki teraziler eşleriyle özel hayatları, özel hayatlarıyla aileleri arasında böyle bir sıkıntı, eşleriyle özel hayatları demişim, eşleriyle aileleri, aileleriyle eşleri arasında böyle bir sıkışıp kalma durumu yaşayabilirler. Veya eşleriyle, belki de aileleriyle ortak paydada buluşamadıkları için krizler yaşayabilirler. Bunlar biraz sıkıntılı gözüküyor. Fakat hafta başında yani 15 Ocak'taki Venüs Kuzey Ay düğüm etkileşimi, kadersel eşinizi bulmak, aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşamak ve özel hayatınızda güzel bir vibe almak, nasıl diyeyim size, nişan, nikah, teklif, hadi evlenelim, evlenelim mi konusunda çok şanslı gözüküyorsunuz siz teraziler. Biraz böyle köklü değişiklikler olabilir bu hafta itibariyle hayatınızda. Plüton'un Kova burcuna geçmesi size ne katar? Çocuk sahibi olabilirsiniz. Var olan çocuklarınızın hayatıyla alakalı çok ciddi kararlar alabilir, dönüşüm veren, yani mesela çocuğun eğitimi, okulu hakkında büyük değişiklikler, kararlar verebilirsiniz. Bazılarınız torun sahibi olurken bazılarınız evlatlarının mürüvvetini görebilir. Böyle de bir gelişme olabilir. Ama çok büyük ve çok tutkulu aşklar yaşayacağınızı söyleyebilirim sevgili teraziler. Çok büyük ve çok tutkulu aşklar yaşayacaksınız. Kimi evlat sahibi olup o evlada aşık olacak, kimi aşık olduğu adamdan ya da kadından çocuk sahibi olacak. Kimi sahnelere çıkacak, hobileriyle, mesleğiyle, yaratıcılığıyla kendini tanıtacak, adından çok söz ettirecek. Ama çok radikal kararlar bekliyor sizi çoluk çocuğa karışmakta. Buna dahil sevgili teraziler, çok büyük, çok tutkulu aşklara yelken açabilirsiniz. Özellikle 2 Eylül 2024'e kadar şansınız çok yüksek. Rüzgarı arkanıza alıyorsunuz. Hem bilgi, iletişim, eğitim, hem aşık olmak, ilişkiler, çocuk sahibi olmak, hem yaratıcılığınızla, başarılarınızla, sanatkarlığınızla kendinizi sahnenin ortasında bulmak. Tüm bu konularda şansınız son derece yüksek gözüküyor. Rüzgarı arkanıza dediğim gibi alıyorsunuz ve sahne sizindir. Değişimler, dönüşümler, estetik değişimler, estetik dokunuşlar da dahil kendinize çok radikal kararlar verip büyük bir dönüşüm oluşturabilirsiniz. Biraz fazla özgürleşeceğiniz, hatta ayaklarınızın yerden kesileceği güzel durumlarda yaşanabilir sevgili teraziler. Ama aile içi meseleler, ev emlak işleri birazcık zorlu gibi, dikkat. Akrep ve yükselen akreplere gelecek olursak, bu hafta diliniz zehir zemberek, kalbiniz böyle iğneler batıyor. O kalbinize batan iğneleri siz de başkalarına batırmak istiyorsunuz gibi sevgili akrepler. Konuşmalarınızla, düşüncelerinizle yıkıcı, kırıcı olacağınızı düşünüyorum. Özellikle yakın çevre iletişimin, kardeşler, akrabalar, komşularla çok ciddi kavga ve münakaşalara girmekten kaçınmalısın. Beyninde bir depremler oluyor kafanda, beyninde bir yıkımlar oluyor ve çok büyük kararlar veriyorsun, büyük yeminler ediyorsun, büyük sözler veriyorsun. Konuşmalarında ezici, güç kullanan, kırıcı ve yıkıcı biri olmamaya dikkat etmen lazım. Ben bilirim, ben yaparım, ezerim, geçerim gibi şeyler sana iyi gelmeyecektir. Lütfen konuşmalarında, düşünce ve söylemlerinde dengeli olmaya, ılımlı olmaya çalış. Bu hafta araba, elektronik, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ilgili aman ha aman, lütfen çok dikkat et. Mesela trafiğe çıkacaksan, yola çıkacaksan arabanın bakımını yap. Bilgisayarına, telefonuna, bilgi ve belge akışına çok dikkat et. Bu hafta çok gizli bilgileri öğrenebilirsin. Çok gizli şeyler açığa çıkabilir. Hiç ummadığın şeylere, bilgilere vakıf olabilirsin. Bu anlamda da şansın hem yüksek hem de dikkat etmen gerekiyor. Yakın çevrenle zehir zemberek konuşmalar, gizli bilgilerin açığa çıkması, dedektifliğin sayesinde vay anasını diyeceğin bilgilere ulaşma
fırsatın çok yüksek. Sevgili akrep, kardeşler, yakın çevre ve akraba ilişkilerine dikkat etmende dediğim gibi yarar var. O kısmı sakın ihmal etme. Komşu ilişkileri de buna dahil. Bunun dışında hafta başında aşk hayatın, özel hayatın, ortak işlerinle ilgili sen de çok şanslısın. İlişkiler alanında bulunan Jüpiter'in Oğlak Burcu'ndaki Güneş'le olumlu etkileşimi, Merkür-Satürn'ün olumlu etkileşimi hem aşk hayatında hem özel yaşantında, cinsel hayatında hem evlilik ortak işlerinde başarı vaat ediyor. Uzlaşma ve anlaşma vaat ediyor. Ama sonra ne oluyorsa bir helleniyorsun sen, bir delleniyorsun akrep. Aman eline ayağına diline miline hakim ol. Milleti kırıp geçirme bak kurban olduğum. Ondan sonra Plüton Kova'ya geçecek. Ne olacak? Evde büyük bir değişim yaşanacak. Aile içinde büyük bir değişim yaşanacak. Yaşadığın yer, oturduğun semtle alakalı çok büyük bir değişim yaşanacak. Taşınma, ev, emlak gibi konulara sen de harekete geçeceksin. Gerçekten büyük bir radikal kararla büyük bir taşınma, dönüşüm, yuva kurma, aile kurma veya bir düzeni bozup yeni bir düzene gitme eğiliminde bulunabilirsin sen sevgili akrep. Evim yok, yurdum yok, barkım yok deme. Hiç belli olmaz. Böyle hiç ummadığın şekilde harika bir evin olabilir. Yeni bir düzen kurabilirsin ama sende bir yıkım ve dönüşüm enerjisi var. Değişim ve dönüşüm. Yeni bir düzen kurma enerjisi mevcut sevgili akrep. Ortak işlerde başarılısın. Sen de 18 Ocak sabahını, 16 Ocak sabahını değerlendir. 19 Ocak'ta çocuklar ve aşk hayatında böyle bir depresyon, bir dağılma olabilir. Ama 16 Ocak ve 18 Ocak sabahlarında başarı, güç, işte ortak işlerde başarı elde etmek, uzlaşamadığın konuları konuşmak için destekleniyorsun. Yay ve yükselen yaylara gelecek olursak, bu hafta para konusunda yine en çok dikkat etmesi gereken burçlardan birisi de sevgili yay. Para alanınızda kritik bir kavuşum yaşanıyor. Güneş Plüton kavuşumu. Gelirin son bulması, yeni bir gelir akışının başlaması, tayin olup yeni bir işe başlayıp maaş almaya başlamak veya işte emekli olup artık emekli maaşı moduna girmek, maddi konularla alakalı radikal kararlar verip radikal bir şekilde ilerlemek, yeni bir yaşam düzeni, yeni bir çalışma sistemi edinmek, bütün bu konularda siz sevgili akrepler, akrep diyorum, yaylar çok şanslısınız, özür dilerim yaylar. Ama burada bir para krizi de söz konusu. Mesela işte maaşın bir türlü bağlanmaması, işte zorlayarak bağlanması veya işte çok uğraşıp nihayet emekli olmak ama işte çok uğraşmış olmak ve yorulmuş olmak neticesinde yanlış yatırımlar yapmamanızı tavsiye ederim. Çok büyük para kazanacağım, çok büyük voley vuracağım, bu sefer çok kazanacağım falan deyip böyle riskli girişimler yaparsanız elinizdeki paradan da olabilirsiniz. Dikkatli olun. Aynı zamanda parayla ilgili konuları, güç meselesi haline, çok para kazanacağım, bundan sonra paradan başka dostum yok falan gibi böyle parayla ilgili konuları çok büyük meseleler haline getirmezseniz kendinize de zarar vermemiş olursunuz sevgili yaylar. Bunun dışında hafta başında Güneş Jüpiter etkileşimi, Merkür Satürn etkileşime bakarsak ev emlak konularında ya da alım satım konularında siz de şanslısınız. Özellikle 16 Ocak günü ev, emlak, aile, yuva, aile büyükleriyle ilgili konularda siz sevgili yaylar şanslısınız. Güneş Jüpiter etkileşimi iş ve para bağlantılı konularda müthiş şans veriyor bir kere. Yeni bir işe başlayıp hiç kazanmadığınız kadar çok para kazanma şansınız da var. İnşallah böyle gelişir. Sadece 19, 20, 21 Ocak'ta harcamalarınıza ve nereye yatırım yaptığınıza çok dikkat edin. Onun dışında genel olarak iş bulmak, para konularında çok şanslısınız. Ve 15 Ocak'taki Venüs Kuzey Ay Düğümü etkileşimi en çok sizi ilgilendiriyor. Aşk hayatınızda çok radikal bir değişim, harika bir birleşme, barışma, bir gelecek kararı gündeme gelebilir. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz veya siz evlilik teklifi edebilirsiniz. Kiminle nihayet geleceğinizi birleştirmek istediğinize karar verebilirsiniz. Kalbinizde kelebekler uçuracak bir gelişme yaşanabilir. Bu açı 15 Ocak'ta kesinleşiyor ama hafta boyunca bu etkiyi yaşayacağınızı düşünüyorum. Sadece 19 Ocak öğleden sonra birazcık aşk, duygusallık, ev, aile, meseleler, sorumluluklar birbirine girebilir. Biraz stres olabilirsiniz. Onun dışında hafta genelinde aşık olmak, geleceğinizde sizinle bir ömür yaşayacak insanla kontak kurmak, kadersel eşinizi bulduğunuzu fark etmek söz konusu olabilir. Yani bu bununla ömürlük yol yürünür. Siz farkında bile değilsiniz. Belki pazartesi günü hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. O kadar söylüyorum. Böyle bir şansınız var.
Ayrıca bir radikal değişim yapabilirsiniz. Sahne, yaratıcılık, hobilerle alakalı konularda büyük bir şans yakalayabilirsiniz. Birçoğunuz bebek sahibi olabilir. Hamile olanlar belki ilk defa bebeğinin kalp atışını dinleyecek. Ya da ne bileyim ben, ilk defa bu sevinci kutlamaya dönüştürecek. Bebekleriyle, çocuklarıyla ilgili partiler verecekler. Belki çocuklarınızla alakalı çok sevindirici, güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Belki yaş grubunuza göre çocuğunuzun mürüvvetini görüp onun nişanını kutlamasını, istemesini vesairesini yapacaksınız. Ama sonuçta hayatınızda kadersel eşinizi bulmak, çocuğunuzu kucağınıza almak, çocuklarınızın geleceğiyle ilgili güzel gelişmeler yaşamak, hobilerinizi meslek haline getirmek veya sahnede bir star gibi parlamak, kendinizi daha güçlü göstermek, daha güzel göstermek, daha parlak göstermek konusunda çok şanslı bir etkileşim altında olduğunuzu söylemek isterim sevgili yaylar. Bu anlamda şansınız çok güzel. Maddi konulara dikkat edin. Başka inanın hiçbir sıkıntınız yok. Maşallah diyorum size. Ama oğlaklar, o oğlaklar ki vay anasını be, Güneş Jüpiter kavuşumu Oğlak Burcu'nda 2008'den beri Plüton Oğlak Burcu'nda. Jüpiter ne? Güneş Jüpiter üçgeni var, Güneş Plüton kavuşumu var. Oğlak Burcu bunu çok etkileniyor. En etkilenen burçlarının başında geliyor bu açılarda. Şöyle anlatayım, 2008'de Plüton Oğlak Burcu'na geçti. O tarihten bu tarihe oğlaklar hayatınızda neler değişti, kimler geldi, kimler geçti. Hayat sizi belki zor yoldan eğitti. Güç kazandınız, yeri geldi güç kaybettiğinizi düşündünüz. Yeri geldi çok büyük kayıplar verdiniz. Ama sonuç olarak baktığımızda bu size bu hale kadar, şu güne kadar gelme şansı verdiyse yaradan, bundan sonra sizi öldürmeyen her şey sizi güçlendirir demektir. Şimdi bir de 2 Eylül 19 Kasım arası Plüton'a maruz kalacaksınız. Son rötuşlarını yapacak hayat. Emin misin? Devam ediyor musun? Bırakıyor musun? Bu adamla mı? Bu kadınla mı? Bu işle mi? Emin misin? Sorusunu bir kere daha soracak. Ya da sen böyle bağımlılıklarla, hastalıklarla, kötü insanlarla mı yoluna devam edeceksin? Emin misin? Bir kere daha soracak. Ve ondan sonra nihai olarak Kova Burcu'na geçecek. Bir daha ömrü billah Plüton'u görmeyeceksiniz sizler. Fakat gerçekten kimleri geride bıraktınız? Ne savaşlar verdiniz? Nelerden vazgeçtiniz? Nelerle sınandınız? Şöyle bir düşünün. Ruhunuz adeta kısık ateşte pişirilerek eğitildi sevgili oğlaklar. Şimdi son bir kavuşumunuz var. Çok güçlü bir kavuşum. Güneş-Plüton kavuşumu. 20 Ocak'ta bir mahkeme, bir yüzleşme, bir hesaplaşma, bir hesapların görülme zamanına şahitlik edebilirsiniz. Böyle adeta gerçekten yıllardır sabrettiğiniz ve sustuğunuz konularla ilgili çok güçlü bir adım atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: çok yıkıcı, kavgacı, kırıcı ve alt üst edici bir tavır sergilememenizde yarar var. Yani bir bardak suda fırtınaları koparıp bütün gemileri yakma ihtimaliniz de var sevgili oğlaklar. Gerçekten fazla egoist, fazla güç gösterisi yapma eğiliminde olursanız ya da narsistik tavırlar sergilerseniz, etrafınızda çok yıkıcı tavırlar sergilerseniz kaybedebilirsiniz. Sakin olun, sakin kalın. Mesela özellikle 19, 20, 21 Ocak'ta oraya buraya tırmanmayın, bir tarafınızı kırmayın, kavga etmemeye çalışın, yıkıcı kırıcı olmamaya çalışın. Sağlığınızı, varlığınızı, ruhunuzu her şeyden daha çok önemseyin. Sizin varlığınız, sizin sağlığınız, sizin gören gözleriniz hiçbir şeyden daha geride kalmamalı. Önceliği kendinize vermeli ve hayatın merkezine kendinizi koymalısınız sevgili oğlaklar. Hayatınızda öncesi sonrası diyebileceğimiz radikal bir dönüşüm yaşanabilir. Bu bir karar olabilir, bu bir ayrılık olabilir, bu bir gidiş olabilir, bu bir bitiş olabilir veya bu tamamen bütün her şeyi sıfırlayıp yepyeni bir başlangıç yapma eğilimi de olabilir. Bakalım neler olacak, hayatınızda neler gelişecek, bana da yazın lütfen. Ama haftanın başına itibaren şansınız muazzam yüksek. Burcunuzdaki Güneş, Jüpiter, Merkür-Jüpiter etkileşimi, Güneş'in Jüpiter'le uyumlu ilerlemesi, Satürn'ün Merkür'le uyumlu ilerlemesi, bütün bunlar size çok güçlü şans ve fırsat vaat ediyor. Merkür-Satürn etkileşimi ve Merkür-Jüpiter etkileşimiyle. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, eğitimler, seyahatler, hukuki konular, yakın çevreyle iletişim, komşularla iletişim, harika bir lokasyona geçmek, olgun, aklı başında insanlarla oturup
doğru düzgün kararlar vermek, kafanızı toplamak ve radikal kararlar almak konusunda destekleniyorsunuz. Bununla beraber aşk hayatınızda harika gelişmeler olabilir, güzel haberler gelebilir. Bebek haberleri siz de alabilirsiniz. Nişanlar, nikahlar sizde de olabilir. Aşık olabilirsiniz. Aşık olduğunuz kişiden iltifatlar, güzel sözler duyabilir, güzel teklifler alabilirsiniz. Ayrıca yan işleriniz varsa, hobi tarzında işleriniz varsa bunlardan çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Normalde düşünmediğiniz şeylere girebilir, işlere girebilir ve buradan para bağlantılı çok güzel işler yapabilirsiniz. Hani hem severek yapıyorum hem para kazanıyorum tarzı aslında söylemek istediğim bu. Böyle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz hayatınızda. Bunun dışında çocuklarınızın başarısıyla sevinebilir, çocuk haberleri alabilir, çocuklarla ilgili sevinçler yaşayabilir. Aşk hayatınızla ilgili güzel sözler duyduğunuz için sevinçler yaşayabilirsiniz. Başka ne olabilir diye bakıyorum şöyle bir. Evet, özellikle sanatla uğraşan, hobisel işler yapan, sporla uğraşan veya işte spekülatif konulara biraz meraklı, riskli girişimler yapan oğlaklar için aslında güzel gelişmeler yaşanma ihtimali son derece yüksek. Hafta başında evde bir hastanız varsa veya bir sıkıntınız varsa emlakla, aileyle, aile büyükleriyle ya da evinizle alakalı bir sıkıntınız varsa bununla ilgili bir çözüm bulabilirsiniz. Bir başarı elde edebilirsiniz. Aile hayatınızda ve ev hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve Plüton artık Kova burcuna geçecek. Daha çok para kazanmak isteyeceksiniz. Parayı güç olarak görmeye başlayacaksınız. Hiç aklınıza gelmeyecek şekilde yeni bir işe başlayabilirsiniz. Siz de yeni bir yerden maaş almaya başlayabilirsiniz. Para akışınızla alakalı önemli bir değişim yaşanabilir. Ve birçoğunuz daha çok para kazanmak için yeni işler yapmaya ya da ek işler yapmaya başlayabilirsiniz. Artık güç meselesi yapacağınız, takıntı haline getireceğiniz konu birazcık para olacak. Daha çok nasıl para kazanabilirim, para kazanabilir miyim konusunu kafanıza çok takmaya başlayabilirsiniz artık bu haftadan sonra. Bakalım neler olacak oğlaklar. Fazla da senaryo üretesim yok. Bakalım ne yaşayacaksınız. Güneş-Plüton kavuşumu size ne getirecek? Sahneye nasıl çıkıp milleti şok edeceksiniz ben de merak ediyorum. Evet, kova ve yükselen kovalara bakacak olursak özellikle 19-20-21 Ocak günleri sizin için sert geçebilir sevgili kovalar. Neden? Çünkü 12. evinizde Güneş-Plüton kavuşumu yaşayacaksınız. Sonra Plüton Eylül ayına kadar sizin burcunuza seyahat edecek. Ondan sonra yine size dönecek. Tabii ki bitmeyecek bu mesele. 20 yıl boyunca Plüton kova burcunda kalacak. Kovaları korkutan, kabus gibi gelen Plüton kovalar için ne yapabilir? Bir kere hemen aklınıza en kötü senaryoları getirmeyin. Plüton bir burca girdiği zaman ki kova burcuna yerleşecek artık. O burcun mensuplarına güç verir, karizma verir ve dönüşüm getirir. Mesela Plüton'dan sonra gerçekten hayatınızda çok radikal kararlar vereceğinize kesin gözüyle bakabiliriz. Saçınızı, başınızı, imajınızı, tipinizi, kilonuzu, hayata bakışınızı, her şeyinizi sıfırlayacaktır ve yenileyecektir. Artık daha çok güç odaklı, kontrol odaklı olabilirsiniz. Hiç olmadığınız kadar manipülatif davranabilirsiniz. İnsanlara olan tavırlarınızda biraz daha böyle hani dur bakayım önce ben söylemeyeyim bir onu dinleyeyim. Artık böyle o saf, çocuksu, tatlı, tebessüm eden tarafınızı bir kenara bırakıp daha takıntılı, daha güç ve kontrol deliliği içerisinde olmaya başlayabilirsiniz. Bunun dozunu iyi ayarlamanız lazım çünkü her şeyin fazlası zarar. Karizmamı konuşturuyorum. Bundan sonra siz gününüzü görürsünüz havasında mı davranacaksınız yoksa gerçekten yine geldi sütlü. İlimin bilimin peşinde mi olacaksınız? Yani kendinizi geliştirmenin peşinde mi olacaksınız? Hayatınızda davranışlarınızla alakalı çok radikal bir karar vereceğiniz döneme giriyorsunuz. Mesela çok gülen sizler artık çok gülmemeye, her şeyini anlatan kovalar artık her şeyini anlatmamaya, hayatlarında bakış açılarını başka bir yöne çevirmeye başlayabilirler. Egonuzu, güç ve kontrol tarafınızı dengelemeniz gerekecek. Hayatınızda büyük dönüşümler tabii ki yaşandı. Bu arada yeni değil bu. 2023 ile beraber bu dönüşümü hissetmeye başladınız çok güçlü bir şekilde. Artık daha da büyük bir dönüşümün geldiğini söyleyebiliriz. Ben artık bambaşka biriyim. Gerçekten sizin burcunuzdan kova olan saygıdeğer Ajda Pekkan'ın şu şarkısını size armağan ediyorum. Şimdi gel de gör beni bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi? Gel gör beni bambaşka biriydi galiba. Aynen bu şarkı kovalara. Bambaşka biri. Şimdi gel de gör beni bambaşka biri. Sensin o işte kova. Artık bambaşka birisin. Bambaşka biri olma yolculuğuna doğru gidiyorsun.
Mesela teknolojiyi hiç kullanmayan kovalar teknolojiyi kullanmaya başlayabilir. Ülkesini, şehrini, yerini, yurdunu, medeni halini, tipini, trini, her şeyini değiştirebilir. Kova ve yükselen kovalar için yeni bir macera başlıyor. Güç, kontrol. Ama ne kadar? Çok mu? Dengeli mi? Bu çok önemli. Haftanın başında emlak, ev, aile içi ilişkilerden yana şansınız son derece yüksek. Evde bir hastanız varsa, bir mal, mülk, miras meseleniz varsa bununla alakalı işleri çözüme kavuşturabilirsiniz. 19 Ocak günü para kayıplarına, hırsızlık ve dolandırıcılıklara, yanlış yatırımlar yapmamaya dikkat edin. Ve 19-20-21 Ocak'ta lütfen bol bol dua edin, kendinizi korumaya alın sevgili kovalar. Evet, son burcumuza geldik. Balık ve yükselen balıklar. Son burca geldik ama ben de epey yoruldum. Aslında bugün yengeç burcumu da anlatabilirim. Bir mola verip gecenin bir yarısı gelip burada canlı yayın yaparsam şaşırmayın. Yengeç burcunu 2024'te ne bekliyor diye anlatabilirim biraz da. Ama önce şu balık burcunu bir bitirelim bakalım. Ya da önce bir başlayalım, sonra da bitirelim. Balıktan sonra düşüneceğim tekrar bunu. Sevgili balıklar, sizi ne bekliyor bu hafta? Öncelikle sosyal çevrenizde çok önemli bir gelişme olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde çok önemli bir gelişme olabilir. Sosyal çevrenizden biriyle restleşme, güç savaşlarına, ego yarışlarına girme, sen misin ben miyim durumuna girme mevzusu olabilir. Bazı balıklar bir dostlarını hayatlarından tamamen eleyip tamamen çıkarabilirler. Sosyal çevrelerinde bir dostluğun bitişi, bir nokta koyma durumu olabilir. Nokta böyle hemen konulur mu? Hayır. Hangi dostunuzdan ayrıldıysanız ya da sevgilinizden ayrıldıysanız, ayrılacaktıysanız ya da sosyal çevrenizde bir gruba tamamen kapılarınızı kapattıysanız tekrar Eylül-Kasım arası 2024'te o sayfa bir daha açılabilir, o defterler bir daha karıştırılabilir, o dostlukla ilgili tekrar bir şeyler gözden geçirilebilir. Ama sosyal çevrenizde çok radikal bir değişim olacağını, bazı arkadaşlarınızı tamamen hayatınızdan çıkarmak zorunda kalacağınızı, hayatınızda yepyeni bir sayfa açılacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı da şu. Yeni dostlar edinebilirsiniz. Güçlü, karizmatik, cesur veya bir şekilde asker gibi hayatı yaşayan güçlü karakterlerle dostluklar kurmaya başlayabilirsiniz. Yeni bir grubun, yeni bir çevrenin müdavimi olabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevre edinip başka, bambaşka bir, bugüne kadar hiç aklınıza gelmeyen bir sosyal çevrede hayatınıza devam edebilirsiniz. Plüton 12. evinizden geçecek. Öncelikle başta nörolojik ve psikolojik olmak üzere genel sağlığınıza dikkat edin. Çok fazla her şeyi kafanıza takmamaya çalışın. Beden ve ruh sağlığınızı, ruh dengenizi korumaya çalışın. Aynı zamanda küçük küçük bilinçaltınızda uyanışlar, değişimler, geçmişle yüzleşmeler, ya ben çocukken bunu yaşamıştımları hatırlamalar, şifa, terapi veya işte gizli konulara karşı merak duymak, tası tarağı toplayıp yurt dışına ya da yabancı bir ülke ya da çok uzak bir şehre yerleşme planı yapmak, bir süre yalnız hissetmek, o yalnızlığın içinde kendinizi bulmak. Evet, hayat şimdi sizin ruhunuzu böyle kısık ateşte yavaş yavaş pişirecek. Ve bir ben var bende, benden içeriye uyanacaksınız sevgili balıklar. Ruhunuza, içteki ruhunuza uyandırıldığınız bir zamandan geçiyor olacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim siz sevgili balıklarım. Haftanın başında iletişim, eğitim, sosyal çevre ve arkadaşlıklarla ilgili konularda çok şanslısınız. Ama hafta sonuna doğru sosyal çevrenizde önemli bir gelişme yaşanacağını düşünüyorum. Artık biriyle yolunuza devam mı ediyorsunuz, yollarınızı ayırıyor musunuzun kararını çok net bir şekilde verebilirsiniz. Aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinmek için çok iyi demiştik. Bir dileğinizi, bir hayalinizi, çok istediğiniz bir şeyi somutlaştırmak ve hayata geçirmek konusunda şansınız çok yaver gidebilir. Bir dileğinizi, bir hayalinizi, bir isteğinizi somutlaştırabilirsiniz. Artık o hayal olmaktan çıkıp gerçekleşmiş bir olaya dönüşebilir. Bu anlamda gücünüz ve cesaretiniz çok fazla. Bazılarıyla küserken bazılarından destek alma zamanı. Özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde başarı süreci, başarılı dolu bir süreçten bahsediyoruz. Siz sevgili balıklar, özel hayatınızla ilgili özellikle 28 Ocak'ta çok şanslısınız. Ay, Jüpiter ve Merkür'le öyle güzel etkileşimler Mars'ta dahil oluşturuyor ki özel hayatınızda en şanslı gün bu ay içerisinde 28 Ocak kesinlikle. Hani bu artı eksi bir günde çok güçlü olabilir ama özellikle 28 Ocak çok şanslı. Bu haftanın başında da özellikle 16 Ocak, 18 Ocak,
19 Ocak sabahı, sonra biraz işler karışabilir, çok şanslı. 19 Ocak'tan itibaren bir dağılma, bir hayal kırıklığı, kariyerle alakalı bir hayal kırıklığı, arkadaşlıklarla alakalı, aşkla alakalı böyle genel olarak bir bunalmış ve boğulmuş hissedebilirsiniz. Ama 16 Ocak, 18 Ocak sabahı özellikle şansınız çok açık. Haftaya da gerçekten kendinizi ve geleceğinizi düşünerek ne adımlar atayım, ne planlar yapayım şeklinde başlayabilirsiniz. Ayrıca hafta başında bir iş teklifi alabilirsiniz. Bir para işi, mesela işte gel 2 gün şurada çalış, şu parayı al gibi geçici bile olsa güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Hafta başında kariyer hayatınızda güzel bir adım atıp kariyer basamaklarında iyi bir tırmanış, iyi bir ivme de yakalayabilirsiniz. Ama hafta ortası bir tek 19 Ocak'a dikkat edin. Bir de 20-21 Ocak'a dikkat edin. Oralarda da bir dönüşümü hissetme, kendini ufaktan yalnız hissetme gibi durumlar olabilir. Eğer balık burçları olarak kendinizi kötü, mutsuz, yalnız bırakılmış hissediyorsanız lütfen terapi alın. Ve bu terapilerin size iyi geleceğini de unutmayın. Bu arada birçok balık iç dünyasına doğru bir yolculuk yapabilir. Birçok balık dini, ilahi, manevi konulara aşırı yönelebilir. İbadet etmeye başlayabilir. Ruhunu keşfetmeye başlayabilir. Şifa işleri öğrenmeye, şifaya yönelmeye başlayabilir. Siz balıkların gerçekten güçlü hissedeceği, ruhunun güçleneceği bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Hafta başındaki bu şansınızı, özellikle 16 Ocak, 18 Ocak'taki bu şansınızı da doğru değerlendirin. 28 Ocak günü de Venüs-Jüpiter üçgeniniz var. Ay da buna dahil. Dur bakayım, evet. Ay da buna dahil. Sizi çok olumlu etkiliyor 28 Ocak günü. Özellikle ilişkiler, aşk, dostluklar anlamında müthiş barışçıl bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Sevgili balık burçları. Evet, vallahi bitti. Yorum açayım. Vallahi bitti. Ben de yoruldum. Evet, inşallah memnun kalmışsınızdır. Elimden geldiğince bu haftayı ve Plüton geçişini anlatmaya çalıştım. Eğer gücüm yeterse yengeç burçlarını, Özlem Özdeno, hoş geldiniz efendim. Yengeç ve yükselen yengeçleri 2024'ün nasıl etkileyeceğini anlatabilirim. Çünkü 3 burcu anlatmıştım, gerisi kaldı. Dinlen yengeci yap ne olur diye. Tamam, geliyorum birazdan. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu hafta gerçekten çok büyük dönüşümler bekliyorum dünya açısından. Bu arada bu hafta özellikle yine bazı ifşalar olabileceği gibi bankalar ve para piyasalarıyla alakalı çok radikal değişimler yaşanabileceğini de söylemek isterim. Sadece bu da değil, yanlış işlere hizmet eden resmi kurumlarla alakalı çok büyük ifşalar duyabiliriz. Ve lütfen hayvan düşmanlığını, masumlara yapılan düşmanlıkları ne olursunuz durdurun. Çözüm odaklı olun. Öldürmek değil, yaşatmak olsun ilk hedefiniz. Ve lütfen çözüm odaklı olun arkadaşlar. Lütfen çözüm odaklı olun. Lütfen yok edip kurtulma odaklı olmayın. Çünkü siz başka canlılara, yeryüzündekilere merhamet etmezseniz Allah da size, bize merhamet etmez. Lütfen bunu unutmayın. Ne olursunuz. Kalbiniz hep iyilikle çarpsın. Kalbiniz hep güzellikle çarpsın. Hiçbir zaman o merhameti kaybetmeyin arkadaşlar. Merhameti olmayandan Allah'a sığınırım gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Yengeci söyledim. Bir önceki yayında diğer burçlar, kendinize çok iyi bakın.